Kolay gelsin. Eyvallah. Şefkat diye biri varmış buralarda. Tanır mısın sen kendisini? Nerede bunun yeri? Tanıyorum. Yumurtacı dükkanı. Eyvallah. Hayırdır? Ne iş? İnce iş ince. Sen bilmesen ne olur? Terbiyesiz. Bu nasıl bir cevap lan? Nerede lan bu şefkat denilen herif? Ulan erkeksen çık lan karşıma. Ne bağırıyorsun ya? Zarzıvatçı mısın sen? Maydanoz mu satıyorsun? Hayırdır? Şefkat gelsin Şefkat. Ne oluyor ya? Kim bağırıyor böyle? Vallahi ne bileyim. Bir olay var belli ki. Bir Şefkat'i arıyor galiba. Nerede lavuk? Bana bak. Kimse Şefkat istama böyle laf edemez. Ağzını yüzünü kırarım senin. Ben ederim. Derdin ne lan senin? Bana bak kardeşim. Şu Şefkat denilen hıyar benim kız arkadaşıma rampa yapmış. Delikanlı adam yapar mı böyle şeyler? He? Ama soracağım hesabını. Ya yanlışlık vardır. Şefkat ustam öyle bir şey yapmaz değil mi? Tabii kardeşim yanlışlık vardır ya. Hayatta yapmaz Şefkat öyle bir şey. Yanlışlık manlışlık yok. Yapmış. Ne oğlum o el kol? Ha? Ne yaylana yaylana konuşuyorsun lan? Kaşınmaya mı geldin oğlum sen buraya? İşte bak birader kaşınmaya geldiysen hazır hamam da var. Ben de tellağım gördüğün gibi. İki dakikada alırım senin kaşıntını. Bakın arkadaşlar sizle ilgili bir sıkıntım yok benim. Benim meselem Şefkat'le. Nerede bu Şefkat? Ben arkadaşıyım birader. Bana anlat, iletirim ben. İyi, o zaman ona aynen şöyle de. Yarın geleceğim, onun defterini döreceğim. Hay hay birader. Hay hay canımın içi. Aynı şekilde iletirim ben, sıkıntı yok. Ama sen gelirken bu üç ortalı defterler var ya, onlardan al. Kim kimin defterini dörer tam olarak belli olmuyor ya. Ondan uyandırayım yani. Bak birader, sol tarafta da hamam var. Alıvereyim ben senin kaşıttını. Sence Esin'e söylemeli miyiz bunu? Bence söylemeliyiz. Onu da bilmeye hakkı var. E iyi de Sanem ne diyeceğiz Esin'e? Şefkat birinin sevgilisini elinden almış. Adam çarşıya geldi, bağırdı, çağırdı mı diyeceğiz? Dedikodu gibi olmaz mı bu? Olmaz. Yani neticede dedikodu olsa her şey gözümüzün önünde oldu. Hem Esin de çok samimiler. Kesinlikle söylemeliyiz. Yani yine de biz laf taşıyor gibi olmayalım. Tamam Esin'le samimiler, yakın arkadaşlar ama sevgili falan değiller ki. Ayrıca yanlış anlama da olabilir. Adam hiç yoktan sallıyor da olabilir. İyisi mi biz hiç karışmayalım bu işe. E tamam o zaman şimdilik söylemeyelim. Heh, hadi. Ben sevgilimden kaçmak için teyzemin yanına gelmiştim. Hemen izin bulup gelmiş. Sevgilim mi niye gelmiş acaba? Niye olacak? Canımı sıkmaya gelmiş. Bir de seni döveceğini söyledi. Ne yapacakmış? Ama senin kim olduğunu bilmiyor Şapşal. Tabii. Eski sevgilin acaba güçlü kuvvetli biri midir? Güçlü olsa kaç yazar. Sen onu mahvedersin. Tabii. Mahvederim de yani dayak tarifesi olarak sordum. Eğer iri kıyım bir şeyse böyle sabaha kadar döverim ben onu. Ama cılız bir şeyse çok dövmem be ya. Bir cinayeti var. Efendim cinayeti var bayağı. İnsan olur yani. Ay. Sen yine de dikkat et. Eli silahlı gelebilir. Eli silahlı mı gelecek? Gelirse gelsin be ya. Bizim Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yoktur. Şefkat mı mu? Evet, ta kendisi. Arkadaşlarım bana cuma da derler be. Ulan Şefkat, ulan yüzünü gözünü dağıtacağım lan senin. Yedim lan seni. Beyefendiciğim bu kadar yüz göz olmasak acaba? Şunu bir saniye tutar mısınız? Hemen döneceğim ben size. Ulan yedim lan seni. Yanlış anlaşılma. Kaçma lan Şefkat. Yandım canım ya. Bize yedim. Ne gerçekten çık lan karşıma. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bir dakika. Ulan var ya seni. Oğlum ne oluyor lan? Abicim bir saniye. Erkeklik benim için aslında biyolojik bir şey. Ben size anlıyorum tabii ki siz... İmdat! Sakin olun abi bırak dövsün ya Allah Allah. Oğlum ne oluyor lan ne oluyor? Şefkat sen ya. Delikanlı adamsın bir tane vursun üstüme ya. Vuracağım. Vuracağım da şimdi ondan sonrasından korkuyorum. Ben şu an moladayım. Bekliyorum yokluyorum yani. Ulan Şefkat. Hiç sevgilisi olan adamın kız arkadaşına yan gözle bakıyorum. He? Adam niye buna Şefkat diyor? Anlatacağım ya bak. Sıkıntı yok. Sakin olun abi. İmdat! Kurtarsanıza ya Hüseyin! Oğlum. Ya tamam be. Kardeşim senin aradığın Şefkat yumurtacı olan. Anlatabiliyor muyum? Bu bizim mahallenin tamircisi Cuma. Yanlış adam yani. Ne diyorsunuz siz ya? Bana adım Şefkat dedi. Göbek adıymış Cuma. Yalan söylemiş ya. Vallahi benim için hiç fark etmez. Ha Şefkat?
ha cuma, ha cumartesi. Sevgilime yan gözle bakanı oyarım. Murat! Ay! Hayırdır kardeş? Ailence mi var la? He. Şu Şefkat denen hıyarı dövüyorum. Şefkat denen hıyar derken? Ha. Hıyarı tutturmuşsun da Şefkat o değil. Değil mi? Değil tabii. Şefkat'ım o zaman? Şefkat? Aha bu Şefkat. Kalk kalk kalk. Aha bu Şefkat. Gel lan buraya. Aferin la. Güzel dönüyorsun. Kışın böyle karda çamurda buralar buzken de gel de sana burada bir artistik patinaj yaptırayım. Oğlum bana bak. Şimdi üçe kadar sayacağım. Üç dediğimde buradan toz olmazsan seni var ya döndüre döndüre yörüngeye yollarım. Anladın mı lan beni? Bir. Kaç bakalım. Bir daha görürüm seni buralarda. Yemin ederim bu kızın etrafında dolaşma. Senin bacaklarını ikiye ayırır. Cahap diye yırtarım ha. Hadi bakalım. Uzada boyunu görelim. Yalancı sahtekar. Kandırdın beni. Yok be ya. Kandırmasın. Ben onu buraya tuzağa çekmek için yaptırdım. Utanmaz herif. Lan Cuma. Oğlum var ya işin gücün üçkağıtçılık, dümencilik. Ah yedin daya. Ben öbür lavağı da söyledim. O üç ortalığı defter vardı ya ondan getir dedim getirme. Allah rezil herif ya. İyi ki Esin'e söylememişiz. Ah aklımın dümenini... Arkadaş kaçırdım kızı elimden. Yağ gibi aktı gitti. Tuğçe gibi bir kız hayatta çıkmaz bir daha benim karşıma. Hayatta. O zaman... Sen onun karşısına kaç çıkacaksın usta? Nasıl çıkacağım onun karşısına ya? Ha? Nasıl çıkacağım? Rezil rüsva oldum kızın yüzüne bakacak halim yok ya. Madara oldum ben. Yemin ederim fiyaskonun dibine battım. Ülkede hiç kimsenin başına gelmeyecek şey kalktı döndü dolaştı. Benim başıma geldi ben de talihsiz adamım be. Sen ne çabuk pes ettin be. Demek ki senin sevdan hakikatli bir sevda değilmiş usta. Nasıl ya? Kuru sıkıymış. Boş kasetmiş. Ben neler yaşadım, vazgeçtim mi tezenimden? Yok. Anası, babası, danası, herkes yolumuza ben doldu. Ben vazgeçtim mi? Hayır, Allah'ın aşkına ettim değil mi? Aşk değeri yitirmez usta. Aşk insanı rezil de eder, vezir de. Ben neler yaşadım, başıma neler geldi, ben vazgeçtim mi? Ne oldu? Ne oldu? Dara sevdanın veziri oldum, veziri. Aşk konusunda bir racon kesecekse... o raconu ben keserim, ben. İsmail usta, sen de keseceksin. Sen de racon keseceksin usta. Eğer sevdalıysan benim ustamsan sen de racon keseceksin. Nasıl racon keseceğim ben be ya? Ben ne diyeceğim kıza şimdi? Herkesin ikinci bir şansı vardır usta. Gideceksin aynen ikinci bir şans isteyeceksin. Yılmayacaksın usta. Aşkının peşinden koşacaksın. Seviyorsan bunu yapacaksın. Aşk dediğin her durum karşısında dimdik kapı gibi ayakta dur usta. Yılmak yok, yıkılmak hiç yok. Hiç merak etme. Sonuna kadar gideceğim ya. Nikaha kadar yolu var İsmail. Hiç merak etme. Sağ olasın. Aslanım benim. Yürü usta, yürü usta, yürü. Allah'ım inşallah ters bir durum olmaz, bir maraza çıkmaz. Allah'ım yardım et yarabbim. Hadi bakalım. Gene ne var? Hangi yüzle geldin sen? Haklısın be ya. Ama bu sefer gerçek yüzümle geldim. Cuma hastayım ben. Ben buyum işte. Seveceksen beni böylese. Aşkımıza yalan girmesin be ya. Ne aşkı be? Kendine gel. Ben de gidiyorum zaten. Nereye gidiyorsun be ya? Kendi çöplüğüme gidiyorum. Eve dönüyorum. Ne de olsa Ekrem Selkus bir daha bulaşmaz bana. Ama bitme be ya. Bana bir şans daha ver. Herkes ikinci bir şans hak eder. Senin için ikinci şans. Ama benim için çakallarla dans Cuma. Benim senin gibi çakalla işim olmaz. Tuğçe bir saniye beni dinle. Allah'ın sen... İşin ucunda iddia varsa Şefkat sonuna kadar dayanır. Allah Allah. Ya şimdi Şefkat yanında Esin olmadığı zaman bize dalarsa ne olacak? E o zaman yani sana da yanında Esin yok diye girişmedi ha? Siz Şefkat'i tanımamışsınız. Esin ortalıkta olmasa da hile yapacak adam değil o deniyor. Niko Bey çok doğru söylüyor. Bildiğin iddiaya ihanettir bu onun için ya. Öyle değil mi Selamiciğim? Aynen Boncuk. Şimdi anlayacağınız üzere de ne demek oluyor bu? Bir hafta boyunca Şefkat'i şefkatli kollarımızla saracağız. Şimdi birazdan adamlar buraya. Trolün babaannesini izleyin lan siz. Selo.
Bunu yapmak istediğinden emin misin? Herhalde oğlum. Bu fırsat kaçar mı ya? Ya asfalyalar atarsa Şefkatli? Senin o sarmak istediğin o şefkatli kollar, sana sarılan şefkatin kol olursa. Selamünaleyküm. Aleykümselam Şevoş. Ne dedin sen? Tam anlayamadım. Ne dedim Şevoş? Bak yine dedin. Sen iste, ben hep derim. Şevoş'um benim. Ayıp etti. Demek ki kasten söylüyor. Ya bir yanlış anlaşılma, dil sürçmesi falan yok ortada yani. Yani. Ya sabır. Oğlum bak, elimde nimet var. Neyse, iyi tarafından bakak. Selam verdik, selam aldık. Değil mi? Hadi, hayırlı işler küçük esnaf. Şimdi işmiş dedin de aklıma geldi. Neydi lan öyle az önce o geldim böyle bize falan filan gider yaptın burada. Yok horozumu kestiniz, tavuğumu kestiniz falan filan. Kızın yanında bize şekil şukul yapıyorsun. Kalbimi kırdın kardeşim. Gel buraya bakayım abinden özür dile çabuk. Kalbimi kırdın. Kalbimi paramparça ettin benim. Buraya gel çabuk. Abinden özür. Abinden özür dile dedim lan. Ata ağzı ne oldu zoruna mı gitti? Oğlum sana şimdi burada bir dalarım. Dalsana lan. Dalsana şekil şukul yapıyorsun. Dal hadi bakayım. Hadi dal. Özür dilerim tabii ya. Ne var ki? Özür dilerim kardeş. Aferin paşam. Aferin. Adın neydi bakayım? Haylaz oğlan. Selami Taşbaşı. Selami. Aa, Selamicim senin Perşembe 9.30'da zaten randevun varmış. O zaman ben bunun ucunu açık bırakıyorum. Bütün öğleden önceyi sana ayırıyorum. Olur, olur. At ağızlı diyen arkadaştan özür dilendi. Abi dendi. Kendisine abi dendi. Çok güzel. Aynen böyle. Perşembe görüşürüz kardeş. Bir kere sen bana niye öyle atarlı utarlı mutarlı konuşuyorsun bakayım ha? İbibik. Yok hamamın suyu bilmem ne olmuş. Yok göbek taşı kararmış. Yok efendim iş kıyafetlerime takarmış vesaire vesaire. Bir kere sen hancıysan ben hamamcıyım kardeşim, hamamcıyım. Kendi işine bak bakayım sen. İbibik. İbibik. Yok Kazımcığım ben hani işine karışmak değil de hani ben genel hijyen ve toplum sağlığı açısından sana bir takım uyarılarda bulunuyorum. Yani hala konuşuyorsun can. İbibik diyorum bir kere daha sana. Ya hadi herkesin derdin sakatısı var hadi ya. Hadi. Şevkat bana kızmadın değil mi yani aramızda bir şey yok. Yok kardeşim ne olacak? Aşk olsun. Sana çarşamba 10 diyorum Kazım. Çarşamba 10. Tamam. Abla geç. Yeter artık yeter. Bıktım senden yeter. Bunca yıl çektiğim saçımı süpürge ettiğim. Al git emekli maaşını da istemiyorum. Bu yaştan sonra ne isteyeceğim ben senden? Sabır istiyorum, huzur istiyorum, huzur, huzur. Teyze tanışıyoruz mu? Yok evlat. Ha ben öyle birden bir paldır küldür bana giydirmeye başlayınca dedim herhalde ben tanıyamadım teyzeyi. Baktım herkes derdini sana anlatıyor, sana söylüyor. Gideyim ben de sana söyleyeyim dedim. Evdeki adamla konuşamadıklarımı, ona söyleyemediklerimi sana söyleyeyim dedim. Adama söylesem şuracıkta gidiverir. Anladım, anladım. Tamam teyzem. Yani içinde kaldıysa da şey yapabilirsin. İstiyorsan ne bileyim kafama gözüme terlikle falan girişebilirsin. Daha böyle içinde bir şeyler varsa. Hiç problem değil yani. Yok evladım, yok. Yetti bana bu kadar, yetti. Sağ ol. Sen de sağ ol teyzem. Ne zaman istersen öfkeni, acını, nefretini gelip üstüme kusabilirsin. Rahat ol. Hediye aldım Şevkat. Ha, sen de ha İsmail. Ben de Şevkat beğenemedin mi? Bir kız isteyeceksin. Ne afra tafra yaptın la? He? Tak, tak, tak. O kız istenecek kardeşim. Yoksa sen bilirsin koca kafa. Koca kafa. Tamam İsmail'cim sana Salı 11 diyorum. Çarşamba öğleden sonra Salı'da oluruz. Öyle mi? Tamam. O zaman çarşamba 12.30 diyorum sana. Ya, az önce teyze de bir sürü sövdü, saydırdı Şevkat. Bize niye not alıyorsun? Onu yazmadık mı bir yere? O amme hizmeti kardeş. Toplu taşımada bile belli bir yaşın üstüne para alınmıyor. Hem sen o güzel kafanı bunlarla niye meşgul ediyorsun ki? Sayılı zaman çabuk geçer. Sen hayatın tadını çıkar, anı yaşa. Değil mi? Şurada çarşambaya ne kaldı? Haklısın kardeşim. Doğru diyorum. Kafa 10 kolu yumurta söz vermişti. Nerede la? Hafta.
salataya protein, karbonhidrat bayağı bir enerji depolamak lazım. Çok enerji harcayacağız. Miço, şuradan bana iki yumurta kır da bir içeyim la. İşim olmaz bebeğim. Bu ne lan? Sen onu geç. Saat kaç usta, saat kaç? Buranın patronu kim? Sensin. Niye geç geliyorsun dükkanına? Nasıl örnek olacaksın çırağına? Senden öğrendim la. Öğrendim, öğrendim. Seni ne ilgilendirir? Yumurtacı. O ne Şevkatçı? Personel açtır diye yemek getirdiydim. Ha, sen de madem aklını yemişsin, kuru kuru yeme, yanında katık it dedim. Şu benim haftalığı arttırmayı şimdi bir gündem alalım koç. Koç. Oğlum. Bak ben bu deftere her şeyi bir bir not alıyorum lan. Sen, ben buraya anılarımı mı yazıyorum zannediyorsun? Kimsenin hakkı geçmesin, kime nasıl davranacağım diye bir bir not tutuyorum. Koç yumurtası. Tut usta. Allah Allah. Peki sıra sana geldiğinde beni kim tutacak aslanım? He? Kimse tutmasa da olur usta. Şu bir haftanın ben bir tadını çıkarayım da sonra öldürsen de umurumda değil valla. Oğlum neyin intikamını alıyorsunuz la siz? İntikam değil usta. Business class de şarj. Ha senin o abi... Şşt, git bir çay söyle gel. Sonra cümlenin devamını getirirsin. Hadi koş. İki şekerli hızlı gel. Hadi bekliyorum koş. Sana yepyeni tertemiz bir sayfa açıyorum Miço. Dikkatli aç da yırtılmasın bebeğim. Lan oğlum dikkat etsene. Ya insan bir sağına soluna bakar. Bura ana cadde. Ne biçim çıkış yapıyorsun? O biçim çıkıyorum oğlum. Ne olmuş? Bak şimdi hatalı çıkış yaptın. Bana da hatalı çıkış yapma. Yapıyorum lan. Hatalı matalı her türlü yapıyorum. Benim modelim böyle. Belli sen anandan da hatalı çıkmışsın. Konuşma lan. Bir de arabadan çıkarsan fena olur. O elini indir. İndirmiyorum lan elimi. El de benim, kol da benim. İstediğim gibi sallarım. O bileğini ben bir kırarım senin. O zaman görürüz nasıl sallıyorsun. Yeri git lan. Elimde kalacaksın. Hadi bakalım kim kimin elinde kalıyor görelim. Kusura bakma la kapı koptu. La 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 la. Ha Beşiktaş. La 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 la. Ha Beşiktaş. Merhaba la, la. Pascal. Beni hatırladın mı? Hatırlıyorum tabii. Disko'ya gittik değil mi? Aferin sana. Adımı da hatırladın mı? Ya vallahi dilimin ucunda ama. Eğer bilirsen seni affederim. Olsun olsun. Ziyanı yok. Ben yenisini taktırırım. Yok yok gerek yok. Gel şunu beraber biz takalım. Gel. Kalsın kalsın. Lan olur mu? Nereden baksan 1000-1500 kağıt para. Al bari bagajına koy da götürürsün. Gel hadi gel. Ya bırak kardeşim ya. Bırak da gideyim. Bak polisi çağırırım ha. Çağır lan. Çağırmazsan adam değilsin. Amirim ben size geri dönüş sağlayacağım. Tamam anlaşıldı. Bravo kardeş. Mükemmel bir vuruş. Ön taraf eksikti, orası da tamamlandı. Vallahi nişan alıp ateş etsen bu kadar olmaz yani. Harika bir vuruş. Üniformanın hakkını verdim, bravo. Kaç hakkın var? Bir. Sadece bir. Eğer bilirsen seni affederim. Ama hatırlayamazsan o beynini dağıtırım. Bari bir ipucu var. Verdim bile. Kafandaki silah. Ya sağ ol. Şimdi çıkarım gibi. Ya kusura bakma hemşerim. Amir fırça atıyordu telsizde. Arabanı görmedim. Ha ben zaten bizim millette kabahatli adam görmedim. Hep başkasında kabahat. Ver hatta ben de amirine senin fırça atayım. Kardeşim tamam. Kusura bakma diyorum. Sana izah ediyorum. Kabahat bende. Bile bile çarpmadım arabana. Kardeşim ister bilerek çarp, ister bilmeyerek çarp. Zaten arkadan vurdun. 8'de 8 kabahat sende. Yok ya. Bana mı öğreteceksin lan? Hem burası park yeri mi? Ne yapıyorsunuz burada? Seni bekliyorduk. Ha. Bu şekilde değil tabii. Ne o Pascal? Dilini mi yuttun? Araba kuruluyorum ya. Yola bakıyorum. Oo, yoksa eski sevgilini umursamıyor musun? Ya üstüne anılma. Trafik kurallarına saygı duyarım. O trafik kurallarına gösterdiğin saygıyı biraz da eski sevgiline göstersen. Mesela adımla hitap etsen diyorum. Ya o kadar da sert çarpmadım. Ne biçim göçmüş bu ya? Yok yok, bunların hepsi senden değil. Bu hafta bu 5. oldu benim. Yok artık. Tabii canım, ben 5'te şaşmam.
Peder Bey beş kardeşi çaka çaka öğretti bize beşe kadar saymasını. Bu beş. Üçe kadar sayıyorum. Bilemezsen kafan dağılır. Ya bir dur ya. Akşamdan kalmayın. Beş olmaz mı? Tamam. Beş olsun. Siz nasıl kaza yaptınız? Yok biz kaza yapmadık. Solak hatalı çıktı. Ben Allah'tan ani fren yaptım durdum da sen arkadan tıklatınca etki tepki olayı. Ha, kaza yok yani. Yok kaza var. Sen vurdun ya bana kaza o işte. Saymaya başlıyorum. Bir. Bu ne? Kapı. Ne arıyor yerde? Ha ya bu kapı arkadaşın kapısını açarken birden şey yaptım menteşeleri falan oksitlenmiş herhalde elimde kaldı. Yok ya ben de yuttum. İki. Doğru söylüyor doğru. Herif kapıya bir asıldı lap diye elinde kaldı. Ayı gibi asılıyor herif ya. Hah şikayet var tutanak tutacağım. Yok ya oh ne güzel dünya be. Bir tanesi gelir hatanı çıkar, öbürü gelir arkadan çakar. Ben anlamam kardeşim, çıkarma kuzu. Ben tutuyorum tutana. Kuzu, o amiri gidin de çağır gelsin buraya. Ya kardeşim, kaza oldu diyoruz işte ya. Üç. Ne gerekiyorsa tutanağa geçeriz, gereken yapılır. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Ne atarlanıyorsun? Ha ben niye bu kadar sinirliyim, niye bu kadar atarlanıyorum öyle mi? Ya ben bu arabayı satacaktım. Geldiler üç kere vurdular arkadan. Geldim bir de üstüne sen vurdun ya. Üç kere... Bir dakika ya. Az önce beşti. Üç artı bir, dört eder. Ha bir tane de ben kendim çaktım. O niye? Ha orası seni hiç ilgilendirmez. Anlatılmaz, yaşanır. Üç tane çakmadan anlayamazsın. Ama beşin yeri çok başka benim. Dört. Beş. Hülya. Aferin tatlım. Nasıl da hatırladım? Hatırlamadım ki. Sağladım. Allah belanı versin Pascal. Geberteceğim seni. Ya ne affediyordun? Ya bak birader, benim amcamın oğlunun galerisi var. Sana kartını vereyim, götür ona sat arabanı. Şöyle yapak, ben sana satayım arabayı direkt. Sen memnun kalmazsan götürür amcaoğluna verirsin hazır, alıcı işte. Allah Allah, ben niye alıyorum hasarlı arabayı? Hasarlı arabayı. O hasarı verirken iyi ama. Kardeşim, hasarladık diye almak zorunda mıyız? Alacaksın tabii. Bak mesela ben kendim yumurtacıyım. Benim dükkanımda bir müşterim sel yumurtayı düşürse, kırsa ben ondan parasını alırım. Ha ama yumurtayı da veririm ona. Lan yumurta mı bu? Yumurta değil, araba. Fakat benim esnaflık stilim bu yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha tatlım, sen kadınları hiç tanımamışsın. Bir kadın affedecekse şart koşmaz. Zaten affeder. Ayıp ya, kandırdın beni. Sanki senin hiç yapmadığın şey. Hani evlenecektik biz? Öyle mi? Unutun be. Ya, tamam birader, kaça satıyorsun? Sana 8.000 olur. Fakat full modifiye abi. Buraya kadar dolar aç ya. Bunun muadilini bulamazsın. Hatta yanında da bir tane de yedek kapı. Siz aranızda anlaşın, kapı benden. En azından üstünde yük etmem. Yok ben kapıyı zaten aldım senden. Ya 7.000 olmaz mı? Ya ne yaptın? 8.000 zaten bu arabanın ölü fiyatı ya. Sen iyice mumya fiyatına çektin ya. İmkansız hayatta olmaz. Şimdi ya doğruca nikah dairesine gidiyoruz ya da dümdüz denize uçarız. Ben daha gencim. Diskoya gidecek çok karın var. Bittin sen Pascal. Öldün sen. Hadi bak 7.000 olsun tiko para. Vakit diyorsun ya. Vakit. İyi hadi al ayrını gör hadi. Eyvallah. Lan kaçın! İmdat! İmdat! Adam öldü yürüyorlar. Külliyen yalan. Biz evlenmeye gidiyoruz. Yok yok Pascal haklı bence. Yani seninle evlenmek bir yerde cinayetle aynı şey. Kanka ne haber ya? İyi be oğlum. Ne olsun işte? Ne yapıyorsun burada? İyi ne yapalım ya işte. Kızı akıl hastanesinden çıktım, babasına da teslim ettim. Bana bak, bana disko borcum var ha. Bizi diskoya gitmiyorsun ya. Sakin olsa gideriz. Kusura bakmayın beyler. O biraz zor görünüyor. Hanımefendi Allah aşkına indirin şu silahı. Silah zorlu evlilik istiyor. E ne yapsın oğlum? Başka türlü kabul ediyor musun sanki? Bana bak Pascal. Ya evlilik ya ölüm. Birini seç. Hanımefendi Allah aşkına ayağınızın altını öpeyim, yapmayın. Oğlum bence sen bu kadınla evleneceksin ya. Öl gitsin. Sen bir daha ağzını açarsan ilk seni vururum. Vur kız. Vur. Vur. Hiç olmazsa şerefimizi de ölürüz. Hanımefendi Allah aşkına lütfen. Hülya. Herkes sözü dinle tamam mı? Arkadaş ben kaçar. Kapı senindir. Hayırlı olsun Devren. Son duanızı edin beyler. Hanımefendi Allah aşkına indirin şu silahı lütfen. Kes lan. Tamam. Evleneceğim. Oğlum ne yaptın ya? Şununla evleneceğine öl gitsin ya. Ne yaptın lan? Kalbini kırdın kadının.
adisiniz. Alçaksınız. Pascal, Pascal iyi misin? Bir şeyin var mı? Ne var? Öldürüyordun lan bizi salak karı. Bana bak yar. Zaten elim ayağım titriyor. Üstüme gelme çok fena olur. Ne yaparsın? He? Öldürür müsün? Geçti yavrum geçti. Sen sıranı savdın. İşlemi başlat. Sen hakkını kaybettin Hülya. Seninle evlenmeyeceğim. İşte bu be. Bir dakika bir dakika. Tabanca kuru sıkı yalan. He kuru sıkı. Kulaklarımızın yanından da arı sürüsü geçti değil mi? Bak bak mermi izlerine bak arabadaki. Ana! Hayret bir şey ya. 2 metreden ıskaladı mı bu şimdi? Aynen öyle. Öldürmeyin Allah öldürmüyor. Lan Pascal bizim disco işte neredeyse suya düşüyordu ha. Biz diskoya gidiyoruz. Bu nasıl da kapak olsun. Hülya'cığım bir de bir ara gözlere bir baktıralım. Allah muhafaza katarak da olabilir. 46, 52, 66, 33. Manyak kadın bütün şarjörü boşalttı üstümüze. Az kalsın öldürüyordu bizi ya. Hayır kombine al dedim cebimde o yanıyordu ya. Aşkın müzik oldu. Yoksa iskalamazdı. Harbi aşıkmış bana ya. Bak şimdi Pascal. Ne yapacağız biliyor musun? Ne? Sen Cevdet Bey'in evine gidiyorsun. Esin'e diyorsun ki ben de seninle Fransa'ya geliyorum. Onu bir güzel oyalıyorsun. Böylelikle gidemiyor hiçbir yere. Ayıp senin kanka. Türkiye'den çıkamaz diyor. Eyvallah. Hatun da fena. Kula lan. Selo bir çay çek. Usta araban nerede? Çok kaza yapıyordu. Ben de trafik polisine sattım. Lan ne kız sen ne uğursuz ne şomazlı bir adamsın. Lan oğlum orta dünyadan mı geldin? Gandalf'ın amcaoğlu musun? Nesin sen ya? Ne oldu lan? Ne olacak? 4 tane araba alay çektik. Şefkat, kainat bir yankı deryasıdır. Kaza yaptın dersen başına her zaman kaza gelir. Ama Allah beni korudu dersen seni her zaman korur. Şükür namazı kılacağına bana ayar veriyorsun. Herkesin yolu ayrı Beniko. Mesela sen vaaz veriyorsun, ben ayar veriyorum bu şekilde. Evet, herkesin yolu farklı. Ama kainatın bir nizamı var Şefkat. Nasihat veren akıl alır, ayar verenin aklını alır. Agacığım şimdi ben çay veriyorum. Karşılığında ne alıyorum? Ha sen... İlk çarpana sattım. Yani yolda ayaküstü çıkarttım elden. Kaç papel lan? 7000. Ama senin paranı şuradan vereceğim. Yaz mı Turan mı? Lan oğlum başlatma şimdi yazına turuna. Ver lan borcunu. Bilemedin kardeş o da gitti. Çay da güzelmiş ya. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam. Selam aleyküm selam. Aleyküm selam. Hava güzel ha. Çaycı bir çay ver bakayım. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz la? Ha? İyiyiz la şey var otursana la. Yok oturmayayım böyle iyi. Otur otur la iki sohbet edek la. Şevuş hoş geldin canım çay mı istedin? Çay istedim canım. Her şeyin bir bedeli var. Çay istiyorsan al bakayım şunu şöyle semtteki bütün boşları topla gel. Al bakayım hadi. Boşlar mı istiyorsun? Askıya gerek yok ya ben sana hemen vereyim boşları. Lan 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 oğlum. Şevkat getirdim boşları. Lan. Şimdi ben üçünüzü şöyle bir kafa kafaya tokuşturup bakacağım. Boş musunuz, dolu musunuz? Çıkan sese göre. Şevkat, ne biçim konuşuyorsun kardeşim ya? Canım kardeşim, iddia ne olacak ya? Çok üzüleceksiniz ama dün gece elim bir kaza sonucu ben o iddiayı kaybettim ya lan. Yani şimdi o benim deftere aldığım randevularınızı mecburen öne çekmek durumundayız. Şevkatçiğim, canım kardeşim benim. Gerçekten her şeyi çok yanlış anlamışsın. Şiddete hayır. Bu şekilde bir yere varamayız. Harbiden bak. Çok şükür. Tamam. Elimi indirdim. Sakin ol. Ama olmaz yani değil mi? Değil mi kardeşim? Ne oldu la az önce? Şevoş mevoş diyordun. Bir anda şefkat oldu ha? Ne oldu la? Tamam kardeşim. Tamam sıkıntı yok. Ben kırdım. Ben halledeceğim. Şimdi bir çay getir bana. Kazım canım ustam ya bu kadar yetmez be lütfen ya. Yetmez koçum.
Biraz daha kal orada ama amokaya çiğnem bizim kızlarla falan güzel güzel kanka olur. Çünkü bu hayvanlar kankalık olayına çok önem veriyorlar. Kal ki bir daha ustana nasıl davranmaman gerektiğini anla. Tamam mı? Peki sen bilirsin usta. Ben bilirim tabii aslanım. Sen ustana güven. Bakalım. Üzeyir. Tamam. Kazım. Tamam. Selon'un bir seansı daha var. Şevkat! Allah belanı versin. Yine mi sen lan? Bozkır Bey'le ne zaman konuşacak? Tezeneyi ne zaman isteyeceğim baba? Tamam lan. Konuşacağım Bozkır Usta'yla. Ama önce şu hesabımızı kapatalım istersen İsmail. Kaderimse çekerim. Çekeceksin, çekeceksin tabii. Sen hiç merak etme İsmail'cim. Sen öyle kuru kuru dövmeyeceğim. Seni ben çok güzel yumurta terbiyeli döveceğim. Çok güzel yumurta terbiyeli döveceğim. Ulan ben... Aşkım nasıl? Bence güzel. Vallahi bence çok yakıştı. Farklı model daha görebilir miyim ben? Tabii efendim. Hemen göstereyim. Oğlum oynama lan bozacaksın. Usta bu şey mi ya? Eskilerin DJ şeyleri oluyor ya pıçı pıçı pıçı. Değil kapat sen bilmezsin. 45'ti bu. Kap. Güzel bir şey mi? Bak. Neyse. Nasıl kapanıyor ya bu? Açtık ama. Usta kapattım usta. Aferin, tamam. Ne haber? Ne haber Gürsel? Ha yaptım, yaptım. Şiiri okuyunca resmen isim gözümün önünde eridi. Tabii o Şevkat yarı hala ayak bağlamaya devam ediyor. Ama onu dekarte edeceğim. O herif için bir parti veriyorum bu gece. Ya yok be oğlum ya, ne bu ilişmesi? O herifin ne kadar öküz olduğu ortaya çıksın, Esin kimle birlikte olduğunu anlasın diye veriyorum partiyi. Aynen öyle. O maganda var ya, çok büyük rezil olacak partide, çok. Aşkım. Nasıl? Ya şey Ayça var yanımda. Ona da böyle incik boncuk falan diyorum ki bu gece partide ayağıma dolanmasın. Ne sandın oğlum? Sen dur, bende daha ne numaralar var. Hadi neyse kapattım ben. Şu Ayça'nın gözümü hallederim. Tamam. Beğendin mi oğlum? Bayıldım. Tamam o zaman alalım. Peki. Bak bakayım ne kimmiş? Yesin Allah. Aç, daya kulağıma. Söyle emanet. Neredesin? Bak bekliyorum, dükkana da gelmedin. Ya bir işim çıktı da ne oldu hayırdır, çok mu özledin? Ya Şevkat, lütfen şu akşamki partiye gel. Bak benim için gerçekten önemli. Eğer gelirsen her şey normalleşecek, ben de rahatlayacağım. Şevkat. Ya emanet, bana kızma da. Ya benim o bebenin partisinde işim yok ya. Vallahi bak. Ama çok rica ediyorum lütfen. Ya kızım bak şimdi oraya gelirsem elimden bir kaza falan çıkacak. Anladın mı? Hatta şimdi kapatmazsam burada da kaza çıkacak. Araba kullanıyorum. Kapat hadi kapat. Kapat lan şunu. Gelmiyor. Ya tamam boş ver. Gelmiyorsa gelmiyor. Hadi işimize devam edelim. Hadi kalk. Şimdi anladın değil mi Niko? Bak, X kişisiyle Y kişisinin evlenme ihtimali var ama kesin değil. Fakat bu X kişisi bir taraftan da Z kişisiyle kırıştırıyor. Şimdi Y'nin durumdan haberi yok ama sen her şeyi biliyorsun. Tamam. Şimdi bir taraftan da bu X kişisi seni bir yere davet ediyor, tamam mı? Yani özetle Y dostun, X düşmanın. Şimdi sen bu durumda o davete giden mi gitmen mi? Şimdi Şevkat, bir Çin atasözü der ki, dostunu yakın tut, düşmanını daha da yakın tut. Yani ben olsam arkadaşım Y'yi yalnız bırakmazdım. Düşmanım X'i de yakından kollamak için o davete giderdim. Ha öyle diyorsun ya. Ben değil, Çinliler diyor. Ben katılıyorum. Tamam oldu. Ben hani farklı bir fikir olsun diye şey yaptım. Tamam sağ ol. Hadi kapat. Ne sandın Şevkat? Ya bak, esasında bu Çin felsefesine bir tık daha derine indiğin zaman. Gel. Gel bakayım, beni de al. Şöyle kartal yapayım, dur. Beni de al lan. Ay
Ay Esin, Şevkat iyi ki senin parti davetini kabul etmedi. Vallahi yorgunluktan ölüyorum. Doğru doğru. Vallahi bu yorgunlukla kalk giyin zor iş. Allah aşkına kimin fikriydi bu duvarları kendimiz boyayalım? Benim. Aferin. Efendim? Aa, Şevkat gerçekten mi? Geliyorsun. Kesin mi? Tamam tamam, o zaman ben hemen eve gidip hazırlanıyorum. Tamam, bay bay. Hakikaten mi? Geliyor mu? Geliyorum dedi. Ya siz de böyle yorgunsunuz ama. Ya saçmalama, ne yorgunu? Kaçırır mıyız biz bu curcunayı? Hatta şu pasaklı halimizden kurtulup giyinip süslenmek bize çok iyi gelecek. Evet evet, hadi hemen eve gidip süslenelim. Oldu. Görüşürüz. Az önce yorgunluktan ölüyorlardı. İki dakika içinde fırtına gibi çıktılar ya. Vay be. Hayırlı işler, kolay gelsin Şevkat. Var mı lan bir atraksiyon? 5 dakikası daha var. Belki bu sefer sevkiyat yapamaz oğlum, arabası yok. Şişt, kaçırdın mı ya, kaçırdın mı? Yok, kaçırmadın. Anında başladı. Ya her ayın aynı günü, aynı saatte bu kadar malı nereye yolluyor bu arkadaş ya? Harbiden be. Nereye gidiyor acaba bu kadar? Bak yine koli koli yüklendi be. Götürüyor değil mi koli koliyi? Hayırdır? Hayır. Bakıyorum işte öyle. Merak ediyorum. Yürü git lan buradan. Cezan bitmedi senin. Yürü. Nereye gidiyorum ya? Allah Allah. Ben de merak ediyorum. Azıcık muhabbete katılalım. Ne olacak? Katılma. Katılamazsın. İmkan yok. Anladın mı? Bu mevzuyu sadece hak eden mahalleliler merak edebilirler. Git başka şeyler merak et. Git yuvayı. Taktınız bana kafayı iyiden ha. Seyredeceğim ya. Merak ediyorum. Yazım. Takun ya. Bak çakarım kafana cuma. Ne oluyor ya? Yardıma ihtiyaç var mı ya? El atayım mı? Yok kardeş, sağ ol. Hallettik. Yalnız Şevkat bu yumurta işinden iyi para kaldırıyor ha. Vallahi. Dünyanın yumurtası gidiyor la. Ya bunca zamandır bu kadar malı hangi yağlı müşteriye götürüyor acaba? Asla öğrenemeyeceğiz. Bu olayda kainatın çözülemeyen sırlarından biri olarak kalacak. Güzel, araba lazım la. Şu biçoya anahtarları versene. Vallahi Şevkat'cığım, araba soğuk biliyor musun? Ama sen bu yumurtaları nereye götürdüğünü söylersen bir anda ısınır yani. Değil mi la? Oğlum bak şimdi lokum almaya gidiyorum ben. Döndüğümde anahtarları vermemiş ol. Bak ben senin nerelerin ısıtıyorum. İstiyorsan verme Hüseyin abi. Şevkat abim kafanı sürterek kıvılcım çıkarttığında ne yapacağız? Vallahi la. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika kardeşim. Hadi biz şimdi bu yumurtaların nereye gittiğini uyanamadık. Şevkat'a söyletemiyoruz. Peki bu fındık faresini konuşturmak için bizi tutan şey ne babacığım? Bizi tutan? Bizi tutan bir şey yok. Var mı bizi tutan bir şey? Bırakın lan! Şevkat abi! Bırakın sen o çay evi. Geç! Geç bakayım. Gel buyur. Otur lan. Buyurun. Otur. Girmek isteyen varsa gel. Bu kapıyı kapatıyorum. Buyurun. Lan! Lan sabun köpüğü, he? Lan teslimata sen Şevkat'la beraber gitmiyor musun? He? Sen biliyorsun nereye gittiğini. Söylesene. Şşş! Oğlum söylesene lan. Nereye götürüyorsunuz lan yumurtaları? He? Söylesene lan! Yavrucuğum, bir tanem. Şevkat'in yağlı müşterisi kim? Söyle hadi yavrum, hadi canım, hadi bir tanem. Hadi yavrum, söyle çocuğum. Hırça. Miço. Bildiğin palasınca güzeldir. Söyle. Asla söylemem ya. Söylesem Şevkat abinin bana yapacakları bilseniz hiçbirinizin gözüne uyku girmez bu gece. Biliyor musunuz siz ya? Lan sen var ya. Bir dakika lan. Lan sen asıl söylemezsen sen başına ne verirsin? Söyle lan. Yani biliyor musun lan? He? Ki öğrenmek üzeresin Miço. Öğrenmek üzeresin, benim canımı sıkma bak. Bütün gece uyumazsın. Sabah kalktığın zaman böyle ıslak çarşaflara uyanırsın. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor ya? Bana işkence yapıyorlar Esin abla. Koca koca adamlar ne kadar ayıp ya. Bıraksanıza çocuğu. Durum göründüğü gibi şiddet içerikliği artık yedi bir durum değil. Biz sadece içini kemiren merakın peşinden koşan fanileriz. Ne merak ya? Anlamadım hiçbir şey. Niko'yu zaten semt anlamadı. Ben şöyle izah edeyim sana. Bizim Şevkat var ya. Söyle! Ya. Şevkat o yumurtaları nereye götürüyor? Söyle! Söyle! Ne yapıyorsun? Esin sana hiç çalıştıramadım ya. Vallahi billahi yani ha. Ya bu çocuk böyle konuşmaz ya. Bunu Şevkat'ı korkutsarmış amca. Buna başka bir şey bulmamız lazım bizim ya. Al çocuğum, al yavrum, al. Miço. Yavaş üstüne dökme, dur tamam. Çok özür dilerim ben. Bir an öyle merakla kendimi kaybettim. Aman yavrum. Miço'yu konuşturmanın tek bir yolu var.
masaya yatırın. Hadi bak. Hadi. Onun hassas noktasına bant eline basacağız. Hem ergende olduğu gibi Milton'un da hassas noktası... Sosyal medya. Dokunma. Oo, Mitsu. Ne kadar çok followers var. Dokunma. Sakın dokunma onlara. Eğer söylemezsen Mitsu, bütün takipçilerini tek tek unfollow yapacağım. Ya Nuka abi, kıyma hesabıma bak. Ben 3 yılda topladım bu takipçileri. Canımı al, takipçilerimi elleme abi ya. Tak, unfollow. Bir takipçi gitti. Ya bırakın beni. Mitsu. Söyle. Unfollow. Bir takipçi daha gitti Miço. Niko, bir şey söyleyeceğim. Niye böyle tek tek uğraşıyorsun? Bütün hesabını bir anda silelim, olsun bitsin. Öyle var. Akıl akıldan üstündür Miço. Bak söyledin söyledim. Söylemezsen bütün hesabı silerim. Sen lan! Sen lan sana döndün! Sen sana lan! Gözükte! Sen lan! Sen! Miço, Zeyir anahtarı ver buna, bu manyak. Al. Lan! Al, git. Git yavrum. Yürü, çık. Hadi, yürü git yavrum. Agalar, o değil de ben şimdi daha çok merak ettim. Bu yumurtalar nereye gidiyor lan? Abandan da o kadar. Ama ben dayanamam. Ben bir yolunu bulacağım. Şevkat bu yumurtaları nereye götürüyor öğreneceğim. Öğreneceğim yani. Çocuğun içinde canavar çıktı lan. Her zamanki gibi tam saatine geldin Şevkat. Nasıl? Sağ olasın müdür bey, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Ne yapıyor bizim tontonlar? Vallahi hepsi 4 gözle seni bekliyor. Öyle mi? O zaman çok bekletmeyelim. Ben de birini gönderin de yardım etsin. Aa, iyi olur ya. Miço, beraber şey yaparsınız oğlum. Hadi. Tamam, sağ. Serkan, yumurtaları yardım. Kolay gelsin. İyi günler. Şevkat az önce buraya girdi benim arkadaşım da. Size yumurta mı satıyor ben bilmiyordum. Satmak mı? Şevkat abi para almıyor ki bu yumurtalardan. Üstelik her ay düzenli getirir. Öyle mi? Evet. Ben bir girip bakayım şuna olur mu? Tabii buyurun. Kolay gelsin. Tuğrul amca daha yapmamışsın hamleni. Acele ettik mi? Düşünüyorum. Ya daha ne düşüneceksin? Gözünü sevdiğim 1 ay olmuş ya. Benim civcivler büyüdü, piliç oldu. Neredeyse yumurta verecek ha. Hangisi siyah, hangisi beyaz? Benim de onu düşünüyorum. Ha, anladım. İyi tamam, sen o zaman onu düşün. Ben bir selamlaşayım. Merhaba. Nasılsın? Hüseyin abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah ilgili. Buyur lokum getirdim. Dikkatli ya. Bundan sonra teşekkür dişlere ederim. Yapışıyor. Otur. Merhaba Saadet teyzem. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Torununa yelek mi örüyorsun yine? Yok. Sana örüyorum. Bana mı örüyorsun? Aynen. Allah iyiliğini versin sana kız. Sağ ol. Nasılsın? Şevkat oğlum. Hoş geldin. Sağ ol. Sık sık geliyorsun ama yine de özlüyoruz seni. Eyvallah. Daha sık gel bundan. Eyvallah. Şuna. Sağ ol. Tamam. Bu sene şampiyonuz Seyfettin. Evelallah. Allah. Allah. Güzelliğe bak. Aman Semiha Hanım bu ne güzellik böyle ya. Hadi oradan yalancı. Ya müdür bey, rica edeceğim. Bu Semiha Hanım'ı atın buradan ya. Bu kaçak binmiş gemiye. Bunun ne işi var? Yaşı tutmuyor ki. Bu dünyanın en tatlı yalancısı sensin. Senin yanında tatlının lafı mı olur kız? Teşekkür ederim. Ne haber? Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi görünce daha güzel oldu. Aman efendim, sağ olun. Nerelerdesiniz? Nerelerdesiniz? Özledik sizi. Özletiyorsun kendine. Her ay değil de 15 günde bir gel artık. Tamam elim bakayım ne okuyorsun? Oo güzel. Bu yaşta okunacak şey değil ama okuyorum. Eyvallah. Elvan. Merhaba. Ne haber ya? Sağ ol. 3 gündür antrenman yapıyorum. Seni yeneceğim bu sefer. Öyle mi? Tabii. Hadi gel bakalım hadi o zaman. Bir alayım ifade. Geleyim bakalım. Hadi geç Şevkat abi, sen de hakim ol. Geç bakalım. Hadi bakalım. Geç hadi bakalım. 3 gündür antrenman yapıyoruz. Hadi bakalım.
Her sabah senin tavukların yumurtasıyla besleniyorum. Çıt diye içiyorum onları. Ha, rakip al bu hesabı. Tabii. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç, başla. Hadi bakalım. Hadi. Ha. Yumurtalar boşa gitmiş. Ha? 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 Boşa mı gitti yumurtalar? Oo. Bileği öpeceğiz. Yapacak bir şey yok değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eyvallah. Bu ayın kazananı yine Mehmet abi. Şah. Şah çektim. Şevkat. Kaçışın yok. Ama sen kendine çekmiştin şahı. Deme yahu. Yok ama bu... Ya müdür bey, rica ediyorum arkadaşları biraz uyarın ya. Bu tahtanın yerini değiştirmişler temizlik yaparken. Dur bakayım. Ha şöyle olacak bu ya. Değil mi? Hakikaten mat olduk ya. Tüh gitti bu da. Tebrik ederim vallahi. Gelen vurdu, giden vurdu ya. Hayret. Muhalle Hanım teyzemiz nerede ya? Güzeller güzeli. Ha? Öbür salonda seni bekliyor. Öyle mi? Hadi siz yiyin lokumunuzu. Ben bir Muhalle Hanım teyzeyi görüp geleyim. Allah Allah. Biz Şevkat tanımıyoruz mu ya? Niye saklıyor ki oğlum bizden bunu? Hakkı, o değil de. Niko var ya, burada olaydı. O neydi o laf? Sağ elin verdiğini söyler gömecek. Ha, öyle bir şey söylerdi. Garanti bak. Ya Şevkat bu yaptığını gösteriş olsun diye yapmıyor. Yani içinden geldiği için yapıyor. O huzur evindeki yaşlıların mutluluğunu bir görecektiniz var ya. Bildiğimiz Şevkat Esin. Adam Robin Hood gibi. Millet bilse yemin ediyorum şuraya heykelini diker adamın ya. İşte tam olarak bu yüzden saklıyor Şevkat da bu yaptığını. Yani yaptığı iyiliğin üstüne binmek istemiyor. Esin aklı acı. Yani sonuçta Şevkat bundan rant çıkarmaz yani. Klasik Şevkat. Yani sizden ricam biz de bunu sanki hiç bilmiyormuş gibi davranalım olur mu? Yok yok sen merak etme hiç. Yok. Tabii canım. Yani sence bu tarz mevzular bizim ilişkimizin gidişatını değiştirebilir mi? Asla. Atarlı giderli. Devam. Ver lan çayını. Allah hadi. Koy bir çay. Açık olsun. Öyle mi? Peki Kazım değil. Peki. Kazım sen yaz kış mı bunu giyiyorsun? Patron. Söyle lan. Ne oldu? Taksinin hasılatı. Bu ne lan? Oğlum şov yapmışsın lan. Aferin kuçuma bak ya. Aferin kuçu. Aferin. Seni seviyorum. Ne yaptın? Mahalleye gittin mi? Yengen ne yapıyor? Benim hakkında bir şeyler falan söyledi mi? Gittim patron. Ama yengeyi göremedim. Yalnız mahallede çok acayip bir durum var. Hı. Ne gibi? Şevkat kimseye bulaşmıyor. Esin'le iddiaya girmişler. Şevkat bundan sonra kavga mavga etmiyor. Kavuklusuyla. Yakma oğlum ya. Şevkat dayanamaz oğlum. Gider ağzını burnunu kırar lan milletin. Alakası yok. Dayanamaz. Nasıl dayanamaz? Yanından geçerken arabayla su sıçrattı. Kim? Sen? Aynen. Vay şısı! Nasıl adamsın lan? Nasıl yaptın? Ve ağzını burnunu kırmadı mı senin? Önce karıştı tabii. Sonra bir yokladım bunu üstüne gittim. Yok patron. Şevkat bu iddiayı çok ciddiye almış. Tutuyor kendini. Ne diyorsun lan? Dövmedi yani seni. He? Bakayım. Acıyor mu lan bir yer? Oğlum harbiden dövmemiş lan seni. Oo, çok iyi lan. Demek ki Şevkat'i tam dövme zamanı. Onun ağzını burnunu tam kırma zamanı. Bu mu yani patron? Bunu mu çıkarttın bundan? Ayrıntıları kaçırıyorsun patron. Bu senin aklına daha şok, şok, şok edici bir kötülük getirmiyor mu? Yani şu anda benim aklıma gelen tek şey o Şevkat'in ağzını burnunu kırmak oğlum. Süper bence zaten yeterli yani. Ayrıntı diyorum patron. İnce ayrıntı. Sarışın bir ayrıntı. Ne lan? Söylerim ama vallahi prim isterim patron. Kusura bakmayacaksın. Fikir çağında yaşıyoruz. Öyle bedava bilgi yok. Yani ne istersen oğlum problem yok. Tamam söyle söyle yeter ki söyle ne. Vallahi mı? Ha. Tamam bak şimdi iyi dinle. Şimdi sen
Şevkat'in engelinden yararlanıp onu Bahar yengenin gözünün önünde döveceksin. Ha, ha. Nasıl olsa sana elini bile kaldıramayacağım. İstersen. Sen de bu sayede prim yapmış olacaksın. Ben de dolar üstünden yaptığım primle kendime şekil yapacağım. Ben de karizmamın deposunu fullleyeceğim. Ya yemin ediyorum seni seviyorum. Aklını seveyim oğlum. Nasıl bir kafa lan? Einstein gibi konuştun ya. Kesinlikle, kesinlikle senin dediğini yapacağım. Sonuna kadar oğlum, sonuna kadar senin dediğini yapacağım. Aferin koçumsun lan. Yalnız koçum, sen ol. Doğuştan kötü bir insana günahını bile verme. Neden diye sorar mısın? Neden? Çünkü sen şu anda primin en hakikisini hak ettin biliyor musun? Seni paraya boğmam lazım. Ama sana prim vermeyeceğim. Bak. 6-4. Oğlum adam gibi yapsana şunu, kıracağım ağzını bunun şimdi ha. Kafa bu kafa. Sus lan sen de. Şevkat! Ne haber ya? Ha? Oğlum bu tabela ne? Allah'ını seversen dükkana geliyorum, bu tabela ne? Lavuk değil, tavuk. Ya oğlum bir karar ver, lavuk musun, tavuk musun? Hangisi? C şıkkı Şefik, C şıkkı. C şıkkı ne lan? Ne diyorsun oğlum? Bana bak, ortalıklarda çok dolaşıyorsun. Gözüme batıyorsun, ezerler, çiğnerler. Harcarlar lan seni. Ya kim ezecekmiş, harcayacakmış beni ya? Çok merak ettim, beni tanıyor musun? Tanıyorsun. Tanıyorsun da yeterince tanımıyorsun. Şimdi bak, bir insanı tanımak istiyorsan onunla beraber bir yola çıkacaksın. Ne yapayım yani seninle tatile matile mi çıkayım beni tanıman için ha? Ne yapayım? Lan döveyim mi seni burada? Yine C şıkkı Şefik. Hiçbiri. Oğlum bak, bu tanışma tanıma faslının neden olduğunu biliyor musun? Bak, bu hani bu tatile çıkmaları falan filan. Bunun sebebi iletişim. Yoğun iletişim. Bak şimdi, bak. Şimdi sen de hatta en iyi sen bilirsin ki şiddet acayip güzel bir iletişim yöntemidir. Anlatabiliyor muyum? Lan ben... çok sevgili Şefik kardeşim, hoş geldin mahallemize canım kardeşim. Fakat biraz vakitsiz geldin. O yüzden benim de asabımı daha fazla bozmadan istersen şimdi git sonra gel. Tamam mı canım kardeşim? Ya yasak şu elimi ya. Aman be ne sırnaştı bu da ya. Ya bak. Delikanlı falan diyorsun. Bu mu yani delikanlı dediğin adam ya? Rica'lar. Ne dokunuyorsun oğlum bana? Dokunma ya. Allah'ını seversen ya. Oğlum, lavuklarla takılıp atarlı olacağına tavuklarla takıl adam ol lan. Oynuyor yine, kaşıntın mı var? Ağzını burnunu kırarım senin ha. Sana ne? Seyyar köfteci. Seninle karışıyorum, benimle Şevkat arasında. Doğru söylüyor. Sen karışma. Selo. İsmail gel abisi. Gel abisi. Şimdi... Bu arkadaş bana diyor ki, Şevkat diyor, gel diyor beni çiğ çiğ ye. Fakat bilmiyor ki ben perhizdeyim. O yüzden bu ulvi görevi sana veriyorum kardeş. Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Bu sımsık bir peri demeyecektir. Allah'ım Pinokyo'ya bak, bu mu peri demeyecek? Sen beni Erkan'la karıştırıyorsun herhalde, at kuyruklu. Sen kime sımsık diyorsun la? He? Erkan kim lan? Sımsık. Dur, tamam sakin. Ben sana şimdi biraz teknik ve lojistik destek sağlayacağım. Sakin ol, bana bırak kendini. Sık yumruklarını. Sıktım. Tamam, çek besmeleni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bismillah. Tamam artık sakin. Tamam bitti. Ben neymişim lan Şevkat? Allah'ını seversen baştan alalım. Ben bunu yemenin tadına doyamadım. Yok zaten kavga dediğim böyle bir şeydir. Baştan almaya gerek yok. Tadına da doyulmaz. Oğlum kötek sofrasından her zaman aç kalkacaksın. Tam doymadan kalkacaksın ki bir sonraki köteğe böyle aç kurtlar gibi böyle arzulayasın yani. Aç olasın. Anladın? Anladım. Kalk lan. Kalk. Kamil seni kalk. Uyuz gibi kaşınıyorsun yine. Git bizim Arşimed'in yanına. Keselesin seni.
ata ağızlı. Yok olan İsmail'den bile dayak yiyorsun. Ya Bahar, benden imkansızı isteme kızım. Yok bak olamam, kötüyüm ben. Ulan rezil ettiniz lan beni. Göstereceğim lan size. Göstereceğim, göreceksiniz. Tekrar geleceğim Şefkat. Keseri fare seni, kaybol. Kivi kıl yumağı seni. Gel, gel. Kaybol lan. Sen de bağırma. Sakin, sakin. Oo, sakin. Hep rüzgar, hep rüzgar. Sok içiyorum. Oo, oo. Oğlum. Cildim hassas lan benim. He? Koy, koy. Cildim hassas. O yüzden şimdi sen gel mesela suratımı okşa, o zaman bile her tarafım kızarıyor, bozarıyor. Aslında acayip dayanıklıyımdır ama işte genetikte sıkıntı var kanka. Patron, o kukla gibi adam seni nasıl amadıydı? Oğlum, o kukla gibi adamın arkası sağlamdı. O ne diyorsunuz lan siz? Devam edin, devam edin. Oğlum bana bak. İkinizi de Ramazan gelmeden Hacı Vat Karagöz gibi oynatırım yemin ediyorum ha. Benim canımı sıkmayın. Benim adım Şefik Özükötü. İntikamım var ya, intikamım süs biberinden acı olacak Şesu. Ben sizi var ya, Daltonlar gibi sıraya dizip mahalleye süreceğim. Tamam mı? Sakallı, seni seçtim lan. İlk sahaya seni süreceğim. Bakalım ne olacak? Siz şimdi bahçede oturun, ben size çok güzel çay demleyeceğim. Hadi buyur, telepatik psikopat arıyor. İyi oldu tam, bu sene benim üstüne stres topu gibi geldi, dur bakayım. Hayırdır lan bu saatte? Yumurta mı istiyorsun? Şefkat! Meşhur oldun ya lan, ha? Televizyonlar, televizyonlar meşhur oldun ha, ha? Oğlum kara kaşına, kara gözüne geldim lan, ha? İmza istiyorum. Tabii tabii olur. Nerene istiyorsun imzayı? Kaşına, gözüne? Yumurtaya. Yumurtaya imza istiyorum oğlum. Tabii tabii emrin olur. Ben hemen gazlı kalemle imzalarım yumurtayı. Sonra da kabuğuyla yuttururum sen onu. Bana bak, yanına Don Fanina filan al. Tıpırhaneden kaçmışsın. Ona göre Don Fanina filan al, lazım olur. Oğlum kamu yararına seni paketleyip götüreceğiz lan. Gel lan. Gel lan. Gel Balat'tayım gel. Gel çay içeriz. Sahildeyim, gel bekliyorum hadi. Sen ne işin var oğlum benim sahilde? Manitan mıyım lan ben senin ha? Ne çay içeceğim seninle? Korumat konum. Benim canımı sıkma. Yok mu şöyle iyi kötü bir akıllı telefonun? Pis fakir. Korumat. Abi sıkıntı. Pis fakir dedi la. Şu an bir konum at Niko. Konum at şuna. Atma atma Niko, atma atma. Ona uyma sen. Mama. Kısmetten çıkınca uçkur her yerden çözülür. Aferin lan Niko. Vallahi 40 yılın başı acayip şekilli laf ettin ha. Helal olsun. Aşk olsun. At bunu, at bunu. Geldi lan konum. He. Yakınmış oğlum. Ne güzel abi. Yürüsek mi? Yok baba, arabayla. İyi aç otobanı kapat. Yakın şurası. Sırtlan. Gel, gel. Hayırlı akşamlar. Bu kadar mısınız? Yetmez mi? Aile ortamı olduğunu niye söylemediniz lan? Yok. Burası zaten bizim aile salonu. İstiyorsan sokağa geçek. Orada serbest. Bendeyiz. Ne diyecek lan? Kız nerede kız? Hangi kız? 250 bin liralık kız. Sen biliyorsun da. Akıllı ol. Kız babasının yanında. Babasının yanında. Sen mi teslim ettin babasını? Oğlum ne akıllı adamsın lan sen. He? O yüzden mi tıpır araya girdin? Plana bak. He? Şefkat. Bence uzatma dalalım. Sana ne lan? Bana ne lan? Doğru. Beni kızı ilgilendirmez. Onun babasının paraları ilgilendirir. Paralar nerede? Paralar. Ha? Ne yaptın 250'yi? Pascal'la diskoda ezdik. Pascal'la. Oh, sefam olsun efendim. Pascal'la diskoda ezdiniz. Paraları çatır çatır yediniz. Alemlere daldınız. Ama bu kardeşini çağırmadınız. Çok gücendim. Acayip gücendim. Buraya imza almaya gelmiştim ama artık imza vermem gerekiyor değil mi? He? Sağ olun!
İndir lan silah, indir. İndirin lan silahları, indirin. Prensese gelmesin. Ne prensesi lan? Senin kafanı, gözünü yararım. Kullanma. Sevkat'in kısmetine mani olma. Alayım. Ah, anneniz herhalde. Ne o, benzetemedin mi? Olur mu canım? Bilakis neşesi, güzelliği aynı siz. Öpeyim efendim, öpeyim teyzeci. Beyler. Tamam, tamam. Marika abla. Kalk, kalk. Çok şey yapınca bayılıyor, bayılıyor. Tabii kızgınlar. Kızgınsınız tabii. Zaten geldim lan. Efendim, ben daha sonra tekrar geleyim. O zaman geleyim, elinizi öpeyim efendim. İyi akşamlar. Gidin lan siz. Arabaya bin hadi. Ah. Oh. Efendim benim adım Şefik. Çok memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum. En kısa zamanda geleceğim. Tekrar konuşmak ve görüşmek dileğiyle. Gel gel dükkana da gel. Bak terlik çeşitlerini de görürsün. Olur tabii tabii tabii. Dükkana da gelirim. Çok teşekkür ederim efendim. Kesin geleceğim dükkana da. Hayırlı akşamlar. Kebapçı. Silahımı unuttun. Hay ya. Tabancalar var değil mi? İşte böyle olunca hani ben de unuttum onu ya. Kaç tane yumurta istiyorsun bu arada? Artık istediğin kadar getirebilirsin lan. İyi. Bana bak. Bir daha elinde silah görmeyeyim. Yoksa onunla sana yaparım. O ne? Git internetten bak. Akıllı telefonun internetine gir. Oradan bak. Tamam. Müşteri sonuçta tabii. Tabii bu oğlan biraz salak salak. Şevkat Bey, anlıyorum ama bu miktarda bir kredi alabilmeniz için bir teminat göstermeniz lazım. Ya şimdi teminat olaraktan hani ben bu borcu öderim ya. Yani. Hani ben teminat bizzat kendim olurum yani. Ya da bir kefil bulmanız gerekecek. Tüm bankaların ortak kredi koşulları bunlar. Ya vallahi bizim mahallede sefil çok da kefil yok yani o açıdan. Şevkat. Babam en azından kefil olsa. Esin. Bak yine aynı muhabbeti şey yapma. Adamın önünde. Ha, para vermiş ha kefil olmuş. Aynı şey ya lütfen. İyi tamam ben şurada kenarda bekliyorum. Kardeş, bak ben seni anlıyorum da bu işin başka türlü bir çözümü olamaz mı yani? Şevkat Bey, keşke olsa. Kimse yumurtamasın! Herkes inansın! Yat yere, yat, yat! Git paraları topla, git! Çıkın odasında, çıkın, çıkın! Yat, yat! Yat lan! Çık, çık, çık! Kal orada! Yoksa vururum seni! Lan! Alarm olmazsınız! Lan polisler! Çabuk ol! Alarma kim bastın? Çabuk ol lan, çabuk ol! Alarm topla! Bir dur la, bir dur. Az düşün. Esin söz konusu oğlum. Şimdi herifin parmağı bile titrese. Allah korusun. Tamam sakin. Başka türlü girmen lazım mevzuya. Başka türlü girmen lazım. Çabuk ol lan çabuk!
Çabuk ol! Adam sabit dur diyor, hareket etme diyor. Sen orada ördek adımı atıyorsun. Bir dursana ya. Dizim sakat, yürüyemiyorum abi. Dizim sakat. Ha, dizi sakatmış bak adamın, yazık. Yok ya, vallahi bak bu ülkede artık bir ağız tadıyla soygun bile yaptırmıyorlar adama. Bu nedir ya? Vallahi olacak iş değil. Sen kardeş rahat rahat yap soygunu. Ben sendenim, ben burada hareket edenleri yazarım, tamam? Sana ne oluyor lan? Otur yere. Çabuk gel yere. Yat! Tamam. Vururum lan seni! Tamam, dur, yatacağım. Yat lan! Yat yere! Ya bu saatte yatılır mı? Sen de alemsin. Benim Clara ile Matilde bile yatmıyor bu saatte. Gerçi sen tanımıyorsun onları da. Benim tavuklar oluyor kendileri. Bir ara tanıştırırım ben, şey yapma onu. Sıkıntı yapma. Lan ne diyorsun? Sus! Yat yere hemen! Sus ve yat! Ana, Mr. X canlı yayına geçti. Şahane oluyor bunun yayınları. Bu ne la? Kar maskeleri var. Aman be, sen ne başladın bu kurgu işlere Mr. X ya? Sen ne güzel eskiden gerçek, sahici yayınlar yapıyordun yani. La, yalnız bu oyunculardan biri ne kadar Esin Yenge'ye benziyor ya. Ana! Ustam burada. Bunlar banka gitmişti. Bu gerçek lan. Millet koş koş demek için. Gel gel koş koş. Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum, ne oluyor? Ne arıyorsun lan manyak manyak? Abi Şevkutsan soygunda, Şevkutsan banka soygunda abi. Ne diyorsun lan? Oğlum vergi borcu var diye banka soygunda mı gitti lan bu herif? Bizim canlı yayını görüyor musun Şevkutsan? Yalnız bak, hakikaten sarmışlar etrafını. Yani trafik felç olur. Senin bu soygun nereden baksan 2 saat falan sürse, o 2 saatte köprüye kadar bitip felç yani trafik. Biraz lütfen vatandaşları da düşün, mağdur etme. Böyle soygun olur. Manyak mısın lan sen? Yat yerine çabuk! Kızı vururum! Manyak değilim. Ama o silahı o kızın kafasına doğrultmaya devam edersen, bir insanın nasıl manyağa dönüştüğünü göreceksin. Ne yapıyor lan bu? Sakat iş yapıyor oğlum. Kardeşime sinireyin almışlar. Bu saatten sonra mermiye kafa atar uyandırayım yani. Ya at bu bir sakin dur ya. Yengenin başarı da iş açacaksın. Titretme lan şunu! Seyredemiyoruz ya! Şevkat dur, ne yapıyorsun? Ha, demek tanıyorsun bunu. Çabuk yat yere! Yoksa sıkarım kafasına! Tamam, tamam, tamam. Dur. Dur bir sakin ol. Dur bir sakin ol. Seninle bir anlaşma yapak. Yani şimdi sen o silahı o kızın kafasına tuttuğun sürece... ...ne ben yere yatarım ne de durduğum yerde dururum. Bunu anlamışsındır herhalde. O yüzden sen şimdi o kızı bırak, beni rehin al. Zaten polis için ne fark eder ha? Bir kız olmuş, ha ben olmuşum, ha? Gel öyle yapak. Ne saçmalıyorsun ya? Sen karışma. Adamla konuşuyorum ben. Oğlum bana bak, ben dinlemezsen ne olur? Hemen senaryoyu yazıyorum sana. Elinde silah var. Kızı da beni de vurursun. O zaman ne olur? Hırsızken bir anda katil olursun. Sonra da yıllarca hapiste yatarsın. Ha bize yazık olur mu? Olur. Ama biz zaten ölene kadar birlikte olmayı göze almışız. O yüzden kızı bırak, beni al. Hem bak o kız cılız, o kız işler ters gittiğinde, polisle falan çatışmaya girdiğinde sana siper olamaz. Ama bak ben iri yarı adamım, ben sana çok güzel siper olurum. Helal lan sana Şevo, helal lan sana Şevo. Yakıyor lan kendini senin için, görüyor musun? Bunda ne var ya, ben olsam ben de aynısını yaparım. Vallahi arkadaşlar, ben kendimi soyguncunun yerine koyuyorum da, ben olsam Şevkat'i dinlemezdim yani.
Lan çakma Viking. Sen bir sus lan. At ağzı bir sus ya. Ya asıl siz susun be. Allah Allah, konsantrem bozuluyor. Bittim oğlum. Ne düşünüyorsun oğlum? Hadi sene, bak bende süper rehin olur. Hadi lan. Hadi. Ne lan? Gel buraya. Hayır, hayır, kabul etmiyorum. Esin, saçmalama, gel buraya. Esin'e bak lan. Görüyor musun lan? Şevkat için kendini yakacak. Helal olsun kardeşim. Bizim semtin kız olduğunu belli etti. Yengemiz yani, tebrik ediyorum. Ne diyorsun Esin? Gelsene şöyle. Bak arkadaşı ikna ettik hazır. Sen beni sevdiğin için kendini feda etmeye çalışıyorsun. Ben de seni seviyorum. Hayır, seni tehlikeye atmayacağım. Lan delirtmeyin beni. Tamam, tamam kardeşim. Arkadaş şimdi geliyor değil mi? Gelmiyorum. Ne bu böyle ya? Sadece erkek mi sevdiği kadın için canını feda edebilir? Kadın da erkek için feda edebilir. Burada da mı ayrımcılık be? Hayda. Ya o konu döndü dolaştı nerelere geldi. Görüyorsun değil mi işte kadın? Ne yapacak? Karar verin lan. Karar verin. İlk beni rehin aldın. Benim hakkım bana değil mi? Rica ediyorum, böyle gel. Hadi. Gelmeyeceğim, hayır gel. Yaklaşma. Ya Esin yanlış yapıyor ya. Erkek işi diye bir şey var be. Ya ne alakası var ya? Ne alakası var? Esin bence gayet de güzel yapıyor. Bir kere Norveç'te kadın erkek eşitliği vardı ya. Bu ne iş ya? Bir sus ya. Bir sus. Allah rızası için bir sus lan. Ya bir sus ateşine izlenin be. Tamam, tamam, tamam oğlum. Tamam çocuğum, sakin ol. Sakin, sakin ol. Hadi izle. Bu son ikazım. Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Bak etrafın sarılmış. Hadi teslim ol artık lütfen. Bak beğendin mi yaptığını? Şimdi senin yüzünden arkadaş silahın kabzasıyla kafama vurup bayıltacak beni. Seni de rehin tutmaya devam edecek. İyi fikir lan. Şevkat! Ya at ağzı Şevkat, ne yapıyorsun ya? Eşeğin aklına karpuz kabuğunu soktun lan. Gel bana! Düzgün dur, seni de gebertirim cadı. Sensin cadı. Eline silah alacağına biraz ağaya terbiyesi alsaydın keşke. Şimdi benimle dışarıya giriyorsun. Düzgün dur. Gel benimle. Oh! Şimdi kapat seneyi, yoksa ben kapatırım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Sesini çıkarma, yürü benimle. Kimse kıpırdamasın. At taşı! At! Gel buraya! Ay! Gel lan buraya. Gel. Adamın içinden resmen Jackie Chan çıktı be. Lan ne alakası var? Ne Jackie Chan'ı? Steven Seagal yaptı o bile. Steven Seagal kim lan? Chuck Norris be. Allah Allah. Bırak ya. Steven Seagal üstüne var mı kardeşim? Nereye ya? Allah belanızı versin ya. Çekil. Selam okuma lan. Nefret ediyorum. Selamın kavle ya. Selamın kavle ya. Nereye gidiyorsun ya? Nesinin? Efendim, içerideki olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? Tamam, müsaade edin arkadaşlar. Bir müsaade edin. Bir şey yok. Lütfen. Polis ya, görevini yaptı. Tamam, polis görevi. Vay, olaya bak. Ana. Şevkat usta. Duyduk, duymadık. Ne duyayım millet? Aa. Bir şey oldu galiba. Yok ya, ne olacak? Gel biz işimize devam edelim. Sana lanem yıkılıyor. Ne oluyor lan? Bu hastası. Sana lanem yıkılıyor abi. Şevkat Usta'nın son macerası internet düşmüş. Çığ gibi yuvarlanıyor. Ver la, ver bakayım. İzleyelim şunu. Lan bu benim araba. Oha! Oğlum herif camdan girmiş lan. Lan bu bitmiş lan arabayı lan. Bitmiş oğlum araba lan. Bana bakıyor. Oğlum bu yine kime atarlanmış ya? Nereye girmiş oğlum bu böyle? Ne bileyim kardeşim ben. Bu manyak benim camdan naciz bedeniyle girmişti. Şimdi vites yük çarpmış herif. Arabayla giriyor, anlıyor musun? Hayır, bundan sonrası ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Ne yapacaksın yani? Hani uçaktan gemiye intihar dalışı mı yapacaksın? Herif harbiden manyak, biliyor musun? Yok yok. Onu İkinci Dünya Savaşı'nda yaptılar. Bu topa girmez. Ben Felix gibi uzaydan dalış yaparak uçan kapı rekoru bekliyorum.
lan! Bu konuyla ilgili iki tane zıt atasözü var. Birincisi, keskin sirke küpüne zarar. İkincisi, öfke baldan tatlıdır. Sizce bu hareket hangi atasözünün kapsam alanına giriyor? Niko, benim şöyle bir teklifim var kardeşim. Bence atasözlerini bir kenara bırakalım. Şefkat sözleri yazalım biz. Yani ne bileyim mesela, camdan format atılır. Oldu. Cama geleceğim, amcama gelsin yazalım o zaman. Süper, o da olur. Bak ne yapalım biliyor musun? Bunları yazalım baba. At ağzı diye bir karşılama töreni yapalım biz. Donatalım şöyle mahalleyi. Ha? Hatta bak ne yapalım biliyor musun abi? Dükkanların camlarına park yapılmaz işareti koyalım. Gitmiş oğlum ya. Baksana far bitmiş lan far. Uça. Yürü git lan. Eyvah ya, gördün mü nasıl geleceğim lan içeri? Vay be, senin araba iyi dayanmış kardeşim. Yekpare kocaman cam, evde kalın. Nereden baksan 1500-2000 lirası vardır bunun. Keşke ben bunu yenilesem be. Nerede bu mekanın yeri biliyor musun sen? Ne bileyim lan ben. Yes, yes. Evet. Hayırdır inşallah. Herkes bir park yapılmaz tabelası bir de yazarsın. Cilal sen de hadi. Cama geleceğini amcama gelsin. Dikkat cam. Silik çıkmış oğlum bu. Toner bitiyor. Cimri muhtar toplarsa nizam paraları esirgersin toneri be. Yok yok, cimriliğinden değil. Şimdi onun muhtarlık benim hamamın yanında ya. Ha. Sıcaktan tonerleri kuruyor onun. Değil mi Niko? Asmet, hadi hadi. Cilal'i sen de yaz. Kolay gelsin hanımlar. Merhaba. Biz aramızda bir esnaf kampanyası başlattık. İsteriz ki siz de katılın. Katılın ve dükkanınızı koruyun. O ne ya? Nereden çıktı şimdi bu? Şimdi bir son dakika gelişmesi oldu. Onun için icap etti. Esnaf olarak sizi bilgilendirmek istedik Esin'cim. Ne gelişmesi? Kim ne yaptı yine? Şok, şok, şok. Şefkat'ten son bu kadar. Cam fantazisi devam ediyor. Şöyle takdim edeyim ben size. Şöyle bir sen. Ay şunu bir tutar mısın? Tutmaz mı? Ay manyak bu adam ya, tam manyak. Benim arabam. Bu kadar da fazla ama neden yapmış bunu? Cidden niye böyle bir şey yapmış biliyor musunuz siz? Şimdi Şefkat mal vermeye gitmiştir. Yumurtalarını beğenmemişlerdir. O da arıza çıkartmıştır. Yok. Bu mevzu yumurta mevzusu olsa yumurtayı adamın kafasında kırardı. Mevzu çözülürdü. Bana kalırsa orada birisi buna efelendi. Arabayı buraya park edemezsin. Edersin edemezsin derken mevzu böyle gelişti diye düşünüyorum ben. Ya ya ya. Tamamıyla cam fantazisi. Büyük cama görünce girmek istiyor. Siz tanıyor musunuz bu mekanı be ya? Biliyor musunuz yerinin neresi acaba? Yok ya, nereden bileceğiz? Aa, bir dakika bir dakika. Ben biliyorum bu mekanı. Harbiden mi? Bora'nın üye olduğu kulüp burası. Bu ne belabı herifmiş ya. Çok normal bir şeymiş gibi arabayı cama sürüp içeri girdi. Ayça, bu konuyu kapat artık. Peki ya sen niye polis aramalarını engelledin? Olayı kapattırdın. Çünkü olayın büyümesini istemedim. Esin'in kulağına gitmesin diye kapattım mevzuyu. Anlamadım sanma. Gizem, emin misin? Evet, ben de gittim birkaç kere. Ne kulübü bakalım? Golf. Golf kulübü. Tamam be ya, güzel. O zaman Esin Hanım, maşallah tadilata başlamışsınız. Hayırlı olsun, benden de yardım alırsınız herhalde artık değil mi ya? Bakarız ona. O zaman hadi biz yapıştıralım gidelim. Gel. Telefonumuz. Takdim edeyim ben. Kolay gelsin. Sağ ol. Aradığınız kişiye yok. Şu an... Kapalı, açmıyor, yok. Dur, ben bir Bora'yı arayayım. Hah. Alo Bora. Ne var Gizem? Sen bugün kulüpte miydin? Niye soruyorsun? Şefkat kulübe arabayla girmiş. Neden böyle bir şey yaptı? Kızım, bana niye soruyorsun? Herif arızanın teki. Sanki bilmiyormuşsun gibi. Hareketlerini bir mantığa mı oturtmaya çalışıyorsun? Ay. Ne oldu, ne diyor? Hiçbir şey söylemedi. Şefkat arzanın teki dedi. He, kulüpteymiş yani Bora. Evet. Ya kesin o yüzden girdi hocama. Nerede bu ya? Yok, ben burada böyle bekleyemem. Eve gideceğim, belki eve gelir. Orada bekleyeceğim. Dur, Esin kandırıyor musun sen ya? Esin bu kadar kendini. Ay, sence Şefkat neden böyle bir şey yaptı? Aslında benim bir fikrim var. Ne? Bence Şefkat Esin'e fena tutuldu. Diyorsun.
Ya Esin, şu lampanya için bir iki bir şeyler yaratıcı bir şeyler çiziktirmeseydin ya. Çizeceğim ben. Çizeceğim. Ne oldu lan? Niye bu kadar sinirli? Şefkat'in yaşadığı yerde öfkeden sual olmaz. Üzüm üzüme baka baka. Oğlum biz niye kararmadık o kadar? Başka bir dalga var sanki ha? Var başka bir dalga. Neymiş lan o? Bence Esin Şefkat'e tutuldu. Yok artık. Allah Allah. Ne oldu Selo? Kanka bu bozuldu galiba lan. Oğlum kimse çay söylemiyor. Şş, alo. Savunma, Şefkat üstüne geliyor. Şefkat, nasıl? Bak bunlar ne ara duymuş? Allah Allah. Aha, geliyor lan. Gir içeri, gir, 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 gir. Şş, yürüme Niko. Sandalye ver. Ne gerek var? Mustafa Etli beyler, tehlike geçti, gelin. Şefkat, bir şey oldu mu lan? Yok, iyiyim ben, sağ ol. Lan oğlum, nasıl kıydın yepyeni arabaya ya? Sen nasıl bir insansın ya? Karışma, arabanın derdindeymiş. Ben de bana diyor zannettim ya. Delikanlı gibi lan. Niye yaptın? Ha? Ya o deli de. Şimdi siz bu mevzuyu duyduğumuza göre... İsim de duydu kardeşim. Burnundan soluk. Sanki böyle pınk demiş, burnundan düşmüş yani o kadar. O zaman ben şimdi bu emanetin gözüne hiç gözükmeyeyim. Çünkü şimdi bu cak cak benim kafam pişir, ben kaçıyorum hadi. Yemiyorum. Kaç! Anca kaç! Anahtar üstünde, sağ olasın kardeş. Aa, Gizem görüyor musun? Şefkat kaçıyor Esin'den. Ne olmuş? Ya ne olmuş mu var? Ya böyle bir sert adam. Nasıl yumuşar ha? Aşkla aşk. Ben diyorum Şefkat Esin'e tutuldu. Ay hadi hadi içeri hadi. Keyfi yerinde bas kadın, baksana. Ah, bir bu eksik. Bir şey mi dedin? Ay yok yok. Güzel yiyorum, eğlence. Eğlenmeye baktım. Ne güzel orada. Ah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Bende çok manita var. Hepsi birbirine karışıyor canım. Sonra arıza çıkıyor. Vallahi canım. Sekreter tutmak istiyorum ya. bizim Sanem yaşam koçu. Ona söyleyelim senin aşk hayatını şöyle bir düzene soksun. Vay ne güzel fikir ya. Hadi ya canım. Bora, sirke işine girdin herhalde. Ne diyorsun be? Hayır, suratın sirke satıyordu, ondan diyorum. Sana ne ya? Sen eğlenmene baksana. Zaten ayda yılda bir kere geliyorsundur sen böyle yerlere. Maalesef damsız almıyorlar. Dam dediğin İskambil'de olur kardeş. Bizde kadına kadın derler. Biz öyle senin gibi kadınları giriş kartı olarak kullanmayız. Kardeş, hanımlar bizle beraber. Yanlış olmasın, siz şöyle bir yana geçin istersen. Tamamdır, kusura bakma. Eyvallah, hadi iyi eğlenceler kardeş. Eyvallah. Paskal, oğlum yakışıyor mu lan sana böyle yedek kulübesinde oturmak? Hadi kızlar yalnız kaldı ya, kalk. Bayağı. Hadi gel. Hadi. Ya yok, ben böyle iyiyim. Şefkat? Ay yok, ben Ankara havasından başka oynayamıyorum ya. Ne
Oğlum siz ne ayaksınız lan? Hayırdır birader, bir durum mu var? Kızlar bizimle birlikte. Biri de benim kardeşim. Biz hallettik o mevzuyu, sen bak keyfine. Oğlum çıkın gidin. Hayır lan birader. Hop 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 hop. Hop hop. Ne oluyor, ne oluyor ya? Şapka yok. Arkadaşına söyle, gelmiş bize artistlik yapıyor. Hala konuşuyor. Tamam, tamam. Kardeş tamam, tamam biz de. Oğlum tamam, ben konuştum o mevzuyu, kapattım, uzatma daha fazla. El sıkışın kardeş, el sıkışın bitsin şu mevzu, hadi. Uzat kardeş elini, uzat. Hadi, hadi, hadi. Hadi sen de. Uzat sen de Bora, uzat şu elini. Hadi kardeş, siz eğlenmenize bakın. Sakin, tamam. Geç abi sen, geç. Gel kardeş, oturak biz. Tamam. Hadi geçtim. İyiyim, bu hep ben de yani baba ya. Valla Pascal süper oynuyorsun. Teşekkür ederim canım, ver sana. Hadi dön, dön. Bora, artık şu surat asmayı bırakır mısın lütfen? Ya kusura bakma Esin. Ben aslında Şevkat Uyuz oldum. Artistlik yapıyor ya. Sen anlamazsın böyle şeyleri. Şuraya bak ya, herif diskoda ne çaldırdı? Bora, bak. Şevkat benim arkadaşım, aynı zamanda komşum. Onunla iyi geçinmeni istiyorum. Esin, bu konuyu kapatabilir miyiz? Olay bitti, konu da kapansın artık. Tamam? Esin, hadi sen de gel. Ay hadi gel. Gel, hadi gel. Gel, gel, gel. Hadi gel, gel, gel. Lütfen bak, çok bekle bak. Geçiyorum aferin. Çıkın gidin demedim lan. Beni mi arıyorsun lan beni sen? Beni arıyorum lan. Çıkın lan buradan dışarı. Gel oğlum gel. Gel lan buraya. Ya ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz? Bora. Ya ne yapıyorsunuz? Aferin Bora. Geceyi rezil ettin. Sen Esin'in partisini rezil etmek için mi geldin ya? Yeter Gizem, bir de sen konuşma ya. Hem siz ne bekliyorsunuz? Gitsenize. Evet evet, gidelim. Ama sen de geliyorsun. Esin bekler onları. Hadi. Siz istiyorsanız gidin kızlar. Ben Şevkat'ı bekleyeceğim. Ona bir yumruk borcum var da. Bora, bak Şevkat'a bir şey yapmaya kalkarsan karşında beni bulursun. Lan sırık. Oğlum ne içtin lan sen? Neyin kafasını yaşıyorsun? Ben ortamı sakinleştirdikçe sen geliyorsun, hır çıkarıyorsun hem de iki kere. Konuşma lan, sen bana nasıl vurursun oğlum? Oğlum insanlara tepeden bakacağım derken alttan bıçağı yiyordun, haberin var mı? Ya konuşma diyorum. Olsun ya. Dur. Olmuyor Bora ya. Yakışmıyor sana ya. Bu gece kavga yok, tamam mı? Ya bir de sen karışma Pascal. Abi siz gidin. Biz Şevkat'le kozumuzu paylaşalım. Bora yeter artık ya. Ya mahvettin bütün geceyi. Çağırdığıma çağıracağıma pişman ettin ya. Bana bak. Benle kozlarını paylaşacaksan desteden kart çalmayacaksın. Anladın mı? Yo, anlamadım. Hile yapma. El kanın ol. Tamam. Hadi Pascal, ben kaçıyorum. Hadi gel, gel. Ben bıraktım sana. Hadi gel. Yo yo, biz beraber geldik ya zaten. Tamam. Bir şey yaparsın. Hadi baba, tamam mı? Kızlar, iyi akşamlar. Güzel. Hadi iyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sinirlenir tabii. Vurmak zorunda mıydın? Yani gidip yumruk attın sen de. Ya kızım, senin avarel orada haybeye artistlik yapacağım diye... ...adam orada alttan bıçağı takıyordu diyorum. Sen hala bana ne anlatıyorsun ya?
Ve ben gitmişim, mevzu çıkmadan olayı kapatmışım. Senin sırık gelip gelip kaçıyor adamları. Ne yani, sen kahramanlık yaptın. Bu arada bunu sindiremedik. Kapanmış olayı tekrar açıp kendi kahraman olmak istedi, öyle mi? Ya yok, ne kahramanlık mahramanlık. Her şeyi de merak etmeyi ver ya. Sen sanatçı değil misin kızım? Sanatına odaklan. Bana raconun resmini yapabilir misin Esin, onu söyle. Şevkat, dalga geçme. Şurada ciddi ciddi konuşuyoruz ya. Gerçekten siz erkeklerin arasında böyle bir çekişme mi var? Ya onlar ergenlikte olur. Ama sonra işte biri gelir, ham meyveyi dalından koparır. Sonra da işte adam olma süreci başlar. Şimdi aslında dışarıdan bakıldığında aksiyonlar benzer görünür. Ama aralarında dağlar kadar fark vardır. O dağlarda da ziyadesiyle telafat olur. Anlamadın değil mi? Adaletin yoksa delikanlı olamazsın. En fazla çakal olursun. Şevkat, benim kafam çok karıştı bu delikanlı lafları falan. Ben anlamıyorum hiçbir şey. Belli belli. Sen Paris'te biraz Fransız kalmışsın olaya. Burnumun ucunu göremiyorum. Şevkat, söyler misin? Neyi göremiyormuşum ben burnumun ucunda? Senin o değnek benimle kozlarını paylaşıyor mayan aslında sosyete piştisinden kaçıyordu. Konuşturma beni. Sosyete piştisi ne ya? Bunu da Bora Efendi'ye sor artık. Ben dedikodu yapmam. Şu ileriden sağdan aradan gir. Oradan direkt mahallede evin önüne çıkıyorsun. Ya biliyorum herhalde evimin yolunu. Allah Allah. Oradan kestirme diye ondan söylüyorum kızım. Allah Allah. İyi tamam. La şş, bana bak Hüseyin. Oğlum bu otelde odalarda kaplıca mapıca şekli var mıdır lan? Yok deve. Odanın içinde kaplıca mı olur oğlum ya? Hem kışın ortasına havuza mı gireceksin? Ayağını indir sen oradan. Ya Hüseyin bak, saçma saçma konuşup benim canımı sıkma kardeşim. Ya kaplıca mapıca diyorum ya. Sıcak soluyor ya ondan dolayı. Ondan şey ettim ben. Bu hidroelektrik ısınma şekli falan. Vallahi ben onu bilmem. Odalar iki kişilikmiş, onu biliyorum. Ha o zaman baştan söyleyeyim. Ben Hüseyin'le hayatta kalmam. Abi ben de Gizem'le kalırım. Gerisine karışmam. Ben de. Tamam, o zaman biz de Niko ile beraber kalırız. Selami, sen Hüseyin'le kalıyorsun. Oğlum, ben tur rehberi olduğum için belki bakarsın kral dairesini bize ayarlamışlardır. Ha, krallar gibi yaşarız. Niko ne diyor? Soytarıya dönmeyelim de orada. Zaten senin ipinle kuyuya iniyoruz. Bak bu son inişimiz olur. Seni de kuyuda bırakırım ona göre. Aman, aman. İlla zevkimize bir böyle iman sıkacaksın yani. Ya patlatacaksın şimdi. İndir sen ayağını. Ben şamyasız ne yapacağım orada? Ya salak salak konuşma, bu kamyon kaldırıyor ya. Niye binip kayacağız? Ah, aburla kayarsın. Lan kayarsın. Lan. 20 dakikaya bağırmazsak bunlar birbirlerine girer. Haberin olsun, cinayet çıkar buradan. Efendim, bu hanımefendiler ve beyefendilerin böyle çatır çatır para kazanan şirketleri var. O hiç tatile falan ihtiyaçları da yok. Ben onları zorla toparladım, getirdim. Artık siz de bu kısa zamanda inşallah kendinize yarayacak bir şey yaparsınız. Ben de şey hesaplaşırız sonra. Çok teşekkür ederim. Bu sizin benim mi? Afiyet olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yalnız şu Leyenli ve Şamreyalli arkadaşlar... O Leyen'li arkadaşın Leyen fabrikası var. O yüzden duygusal da bir bağlantısı var herhalde. O bismidir nedir? O Şamrali'nin de lastik fabrikasında o CEO. CEO'lar böyle biraz çılgın olur herhalde onun için yani. Bunu da tanıştırayım efendim. Kendisi Niko Kalamaroğlu. Yunanistan Başbakanı. Şu anki başbakanın akrabası, haberin olmazsa. Yes. Harika, harika. Harika tamam. Umarım sizleri çok iyi bir şekilde ağırlarız. Müdür Bey, şeref konuklarımıza şu bizim malum odamızı tahsis edelim lütfen. Tamamdır. Odalarınız hazır zaten. Kahvelerinizi bitirdiğiniz gibi hemen sizi istirahate alabilirim. Ay ben dayanamıyorum. Biz hemen kayağa çıkalım, sonra istirahat ederiz. Evet. Ben de geliyorum. Ben de gelirim yani. Hadi hep beraber. Buyurun arkadaşlar size. Gıdışı. Tamam. Nerede o çocuk ya? Tamam, teşekkür ederim. Kahveyi veren ya. Varsın. Yokmuş. Hadi gidelim. Oğlum bu ne ya? Kar tepe dedik. Kar yok la burada. Ama oğlum kartı boyayacak kadar kar var mı ya? Selami.
Bak Cuma, kafadan uyarıyorum. O kar topu mevzuna beni sakın bulaştırmayın kardeşim. Lan! Selami! Oğlum lan! Lan atın ağzını lan! Bizim Selo'nun sesini duydum sanki ya. Sana da geldi mi öyle bir şey? Çok enteresan, bana da öyle geldi biliyor musun? Ya sevgilim, artık ne kadar maruz kaldıysak onların seslerini bir türlü kulağımızdan silinmiyor demek ki. Doğru. Bence biz en az bir hafta burada kalalım. Yani ancak kulağımızdan çıkar onların sesinin tonu. Hem önce balayı yapmış oluruz, sonra düğünü yaparız. Ha. Önce ön balayı, sonra düğün. Hı. Sonra da hakiki balaya, çift kare maç gibi. Hoşuma gitti. Sevdim. Hı. Hadi o zaman kayak yapalım. Kayak mı? Kızlar senin Gizem mesanen değil mi ya? Onlara ne kadar benzettin? Yani ben de bir an onlar sandım ama tabii ki değiller yani. Ne alakası var şimdi? Biz artık ne kadar maruz kaldıysak halüsinasyon falan görüyoruz ya. Oo, bak o çok tehlikeli geliyor yalnız oradan ha. Şey diyeceğim. Sesini ben biraz Cuma'ya benzettim ama. Ay yok artık, iyice delirdin sen de ha. Hayatım film şiirini gibi gözlerimin önüne akıp geçtiler ya. Bak şimdi ben de benzettim. Değil mi? Bana bak, bunlar sakın bizi takip edip buraya gelmiş olmasınlar. Yok artık, Sanem, Gizem, Cuma ne alaka ya? Oo. İyi misiniz? Lan! Şeva, ne yapıyorsun burada? Oğlum biz bir şey yapmıyoruz. Biz burada değiliz. Lan burada sizden kurtulmaya geldik. Buraya burada da karşıma çıktınız lan. Aa, o kim ya? Bu da mı geldi? Sen de mi geldin lan? Üzer ya. Bütün mahallece mi geldin? Marka abla, Cevdet amca gel falan da geldi mi? Yok, onlar yok ya. Neyse tamam. Hiç karşılaşmamış gibi yapacağız, tamam mı? Niye ya? Eğlenirdik hep beraber. Siz günübirlik mi geldiniz bakalım, döneceğiniz mi? Sana ne be? Hayır yani kalacaksınız. Ben size yer ayarlarım. Resepsiyondaki kız tanıdık gibi bir yerde oluyor lan. Ne oluyor? Yür gidekesin Allah'ını seversen yür. Şeva! Odaya kapatalım kendimizi. Telefonlarımızı falan da kapatalım. Arar bunlar bizi kesin. Şeva! Şefkat! Selami! Ne var lan? Ayaklarımı hissetmiyor. Kafam üşüyor. Ay, sesi duydun mu? Evet, biri çığlık atıyor galiba. Üst kattan geliyor. Galiba. Ne yapıyorsun lan sen burada? Kitap okuyorum. Kışlarım lan kitabını. Yürü! Bak kalk! Ama bunda ne var ki? Kalk adamı lan. Dur bir sana. Al. Oğlum. Ama ben ne yapıyorsun? Bu nedir ya? Ne var lan? Ayakkabılar. Ayakkabı. Al sana ayakkabıları. Bu nedir ya? Yok ya. Ben vazgeçtim düğünden falan. Biz dönünce gizli gizli kimseye haber vermeden evlenelim. Doğru diyor. Bu yaşadığımız olay da bize verilmiş bir mesaj olarak algılayak. Gidek direkt nikah işlemlerini başlatak. Kimseye de söylemeyek. Babama söylememiz lazım ama. Hey. Neyin kafası bu, anlamıyorum. Yani alt tarafı kitap okuyordum.
Vallahi sinir. Kendimi tuttum. Yoksa gerçekten saçma sapan davranabilirdim. Hadi de. Niko, ne oldu? Bu sesler ne? Esin bağırdı. Esin bu katta mı? Evet. Ama çok kötü sesler geliyordu. Böyle yüksek yüksek. Ne olmuş? Beni kovuyorlardı. Ama bence şu an bulaşmayın. Sizi ısırabilirler. Yok yok, biz bir bakalım. Evet, biz bir bakıp gelelim. Hey, o taraf değil. Bu taraf. Söyleyebilirdin ya. Burada, ondan burada böyle yürü. Evet. Aynen. İkinci kapı. İkinci kapı. Tamam. Ay, tamam. Solda. Kabus gibi ya. Lan Niko, bak öldürürüm seni bebe. Biz, Esin. Biz geldik. Biz geldik. Selam. Neden? Neden ya? Ne yaptınız? Bizi takip mi ettiniz siz? Yoo, bizi cuma getirdi. Sesini duyup geldik. Ne oldu? Ne olsun Gizem? İşte baş başa kalmak için buraya geldik ama bütün mahalle burada. 13. cuma. Ay ne tatlı tesadüf değil mi? Hepimiz buradayız. Biz de burada kalıyoruz. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Kızlar kusura bakmayın, kurunun yanında yaş dayanır. Hadi. Hey, Esin. Allah kâbus. Ne yapsak? Gizem, şu anda hiç konuşacak durumda değilim. Seninle konuşmaya hevesim yok zaten. Sen dik kafalı, acımasız bir adamın tekisin. Çok kalın kafalısın Şefkat, çok kalın kafalısın. Ne diyorsun kızım, ne bağırıyorsun ya? Esin'in telefonu açıktı. Esin'e nasıl bağırdığını, neler söylediğini hepsini duydum. O da benim kara kartalımı kırdı ama. Ya o kırmadı. Amokarç yere düşürüp kırmış. Esin seni tavayı eve bırakırken görmüş. Şimdi Şefkat benim kırdığımı düşünecek dedi. Biblo'yu yapmaya çalıştı, beceremedi, sinirlendi, fırlattı. Haklı çıktı işte Şefkat. Sen de hemen onun yaptığını düşündün. Ama gözümle gördüm. Kapıyı açınca ayaklarımın dibinde parçalandı. Demediğini bırakmadım kıza. Sen de Esin'i biblo gibi parçalayıp attın. Duydum hepsini. İyi misin şimdi? İçin rahat etti mi? Ne yaptım ya? Esin'e çok büyük haksızlık ettin Şefkat. Şimdi sen yapıştırabilecek misin o kırdığın kalbi? İyi bari döneyim de bir gönlünü alayım ben de kızım. Aferin sana Şefkat. Beğendin mi lan yaptığını? Ulan o kız seni sevmişti, sevmişti be. Sen ne yaptın? O narin kızı hüngür hüngür ağlattın. Ulan keşke hiç yaşamasaydım da şu kızı ağlatmasaydım. Vallahi billahi keşke hiç yaşamasaydım lan. Lan Mişo, senin bu kılığı kıyafetin ne oğlum? Senin dükkanda olman gerekmiyor. Ne işin var burada? Tutma şunu. Sen benim adımı nereden biliyorsun lan? Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Vallahi tokadı çakarım ha. O biçim konuşuyorum. Var mı oğlan? Sana özel bir şekil mi lazım? Sakin ol. İçeriden yeni çıktın zaten. İçeriden yeni mi çıktın? Ne içerisi la bu? Benim dükkanda çırak, yumurtacı bu. Bu adam kafayı yemiş. Ne yumurtası? Oğlum delirtme beni. Kimsin? Ne ayaksın sen? Deldirme bana kendini. Bıçak falan taşıyor yanında. Aşağı mahalledeki serserilere uydu, geceleri gelmiyor. Serseri olacak bu çocuk, hapislere düşecek. Sen hiç merak etme Fatma abla. Ben onunla ilgileneceğim. Sahipsiz bırakmayacağım sokaklarda. Sağ ol Şefkat. Allah razı olsun sen. Yürü gidiyoruz. Şefkat! Hayırdır? Sen kimin elinden kimin adam? Kaybol lan! Oğlum bana bak. Seni bir daha görmeyeceğim. Bu mahallenin sınırları içinde bir daha görürsem bu sefer öldürürüm, haberim olsun. Kalk! Kalk!
Gözlerin haline bak. Bir şey mi kullanıyorsun lan sen? Ha? Bu ne? Bıçak ha? Ne yapacaksın aslanım bunu? Cinayet işleyip hapislerde mi sürüneceksin? Ya da biri gelecek sana takacak, geberip gideceksin ha? Özenme aslanım böyle şeylere. Dışarıda senin gibi kopuk çok var. Böyle takılırsan bir gün bu çöplüğün dibinde senin leşini bulurlar, gömerler. Ondan sonra da kimse hatırlamaz. Arkandan da sadece o zavallı ananı alır. Bundan sonra benim yanımda çalışacaksın. Benim çırağım olacaksın. Adam olacaksın adam. Anladın mı beni? Tamam usta. Kimsin lan sen? Beni nereden tanıyorsun? Allah Allah. Ya hakikaten böyle bir şey olmuş olabilir mi ya? Oğlum sen şimdi Şevkat Yerimdar'ı tanımıyor musun ya? Soyadını yerim lan senin. Duydunuz mu lan? Yerimdar'mış soyadı. Defol git lan. Hop. Al lan! Oğlum bak yazık etmeyin kendinize. Dağılın. Dal! Lan nereye gidiyorsunuz? Bir daha elinde bıçak mıçak görürsem kemiklerini kırarım senin haberin olsun ha. Al şimdi onu orada. Al! Kapat. Yürü. Nereye yürü gidiyoruz ya? Delirip delirmediğimi anlayacağız. Yürü. Ah. Kolay gelsin Kazım. Eyvallah Müço. Kazım, ne yapıyorsun oğlum sen? Kimin arabası bu? Hayırdır Miço, akraban mı? Vallahi ben de tanımıyorum. Benim de esir aldı ya. Ne diyorsun lan sen? Tanımadın mı oğlum beni? Vallahi kardeşim bana bak, işim var, gücüm var. Şu arabayı yarım saatte sahibine teslim etmem lazım. Peki hamam ne oldu oğlum? Hamam mı? Sen beni bu kıyafetle gördüğünde hamamım mı var zannettin? Ya Kazım ne saçmalıyorsun lan? Senin hamamın var ya oğlum mahallede. Ben kendim biliyorum kaç kere beni keseledin. Sen bizim mahallenin hamamcı Kazım mısın? Mahalle ne oldu? Diğerleri ne oldu? Marika abla, Niko, Bahar, Selo. Lan bu bizim bütün eski kadroyu biliyor. Vallahi kardeşim Bora Teker geldi bütün mahalleyi satın aldı. Bora mı? Yine mi peyda oldu la o bebe? Ya arkadaşım kimsin nesin bilmiyorum ama o saydığın isimlerin çoğu bu mahalleden gittiler. Selami de rahmetli olduktan sonra mahallenin tadı tuzu kalmadı kardeşim. Nasıl la? Selo öldü mü lan? Nasıl öldü lan? Ölemez. Nasıl öldü? Trafik kazası geçirdikten sonra hastaneye götürdük. Kan bulamayınca rahmetli oldu kardeşim. Hemşire hanım kan buldunuz mu? Maalesef Arnan kan bulunamadı. Hastanın kritik durumu devam ediyor. Ne yapacağız ya? Dakika. Tamam, tamam. Tamam hatırlıyorum. Hatırlıyorum o kazayı ben. Ben de hastanedeydim o sırada. Sağ olasın. Eline sağlık hemşire hanım. Ben bunu tamam hallettim. Haftaya falan bir daha beni çağırma. Bu zaten yavaş yavaş kendinden geçer. Tamam, geçmiş olsun. Sağ ol. Hoppala. Oğlum abartmayın lan. Alt taraf pansumana geldik. Bütün mahalle gelmişsiniz. Yok usta senin için gelmedik. Selam abi kaza yapmış. Ne diyorsun lan sen? Durumu çok ağır. Acil kan bulmamız lazım. Kan? Kaç deri? Hangi grupmuş kan? Sıfır negatif Şevkat. Tamam benim grup. Benim hadi verin. Gel, gel, gel. Ne dur doktor. Burada. Bu nerede kan lazım? Bu taraf. Gel şurada. Ben haber veririm. Hemşire hanım. Olamaz. Nasıl yani ya? Şimdi benim damarlarımda bu at ağzının kanı mı var lan? Allah'ım keşke bıraksaydınız, geberseydim la. Konuşma lan. Sana kan verdim diye bir gofletle bir meyve suyu verdiler. Bu kadarlık adamsın sen işte, anla artık. Şeva, bebişim. Allah razı olsun lan. Sen bana kanı vermeseydin var ya, bana pamuğu tıkamışlardı çoktan. Rahat ol kardeş. Bizden önce ölmek yok. Vallahi Selami, hayatını Şevkat'in kavga etmesine borç. O tam zamanında pansumana gelmeseydi var ya, çoktan sana o pamuğu
Çok sağ ol Kazım. Çok açıklayıcı oldu yani. Nasıl ya? Olamaz oğlum. Ben kan verdim ona. Ben kendim bizzat kendi damarımdan verdim. Ölemez lan o. Ya hasta mısın kardeşim ya? Kan bulamadık. Rahmetli oldu ya. Allah'ım ne oluyor lan? Deliriyor mu ben? Ne oluyorum ya? Dileğim gerçek mi oldu? Ne oldu? Ben yaşamıyorum hakikaten şimdi ya. Şimdi nasıl yani? Cevdet Bey bütün mahalleyi sattı mı ya? Vallahi biri bütün mahalleyi kandırdı. Cevdet Bey abim de satmak zorunda kaldı. Kim an? Tanır mısın bilmem. Cuma. Bizim tesisatçı Cuma. Ha. Yürü la gidiyorsun. Yürü. Yürü kırıtmadan yürü. Bir avuç kalmış Balat halkı. Size 3 gün müsaade ediyorum. 3 gün içinde komple boşaltacağınız gideceğiniz buralardan, tamam mı? Alırız mı beni? Lan Cuma! O ne lan? Lan Cuma! Ne yaptın lan sen? Ne yapayım ben be ya? Sen de kimsin? Ne oluyor be ya? Yemin ederim Bora Bey'e söylerim seni parça pinçik eder. Ben burada boşalttım ev başına para alıyorum. Sen ekmeğime mani mi oluyorsun bakalım benim ha? Ulan sen ne hain adammışsın be? Ulan insan mahallesini, arkadaşlarını böyle satar mı lan? Ay! Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun sen Allah'ını seversen? Ben de çok mutlu muyum sanıyorsun ha? Ben de mutlu değilim. Para içinde yüzüyorum ama var yemez amca gibiyim be ya. Benim de zaaflarım var. Ne yapayım ben? Para için yapıyorum bunların hepsini. Beni engelleyecek bir kişi bile çıkmadı karşıma be ya. Aldım yürüdüm ben de. Oysa ki o küçücük dükkanımda ne kadar mutluydum. Oğlum bana bak. Birini kazıkladığını, dolandırdığını duyayım. Vallahi bak o taşları sana teker teker yuttururum ha. Ulan! Oğlum, uygarlık geometriyle kuruldu lan. Sen doğruyu düzgün reddediyorsan defol git ormanda yaşa. Ama artık çok geç. Parayla zehirlendim ben. Bunun tedavisi yok. Çekil önümden de işimi yapayım bakayım. Hadi bakalım. 3 gün kaldı ha, 3 gün. 3 gün sonra hadi bakalım toparlanın gidin. Aç bakalım yavrumu yola. Aç bakalım canım. Aç bakalım. Sarı kanaryama kem gözü bakmayın bakalım. Aa. Niko. Niko çözer bu işi. Gel lan buraya. Niko nerede? Niko nerede? Niko nerede? Yürü. Yürü Niko'ya götür beni. Yürü. Yürü. Aha! Ah Tema! Nasıl geçti yolculuk? Ne sen sor ne ben söyleyeyim Niko. Şu anda konuşmak isteyeceğim son kişi sensin. Söz gümüşse sükut altındır derler Şevkat. Bağıra çağıra gitti, sus pus döndün. Demek ki bu yolculuk senin için hayırlara vesile olmuş. Oğlum söz gümüşse sükut altındır diyorsun hala konuşuyorsun. Vallahi çayırlara bayırlara vesile ederim seni ha. Ne oldu lan arabaya? Ne olacak? Salağın biri geldi çarptı. Ya Şevo. Demek sen benim camımı çatlatırsın ha. Bak salağın biri de senin arabaya öpücüğü kondurur. Bekle sen bekle. Kafanı da çatlatacağım ben seni. Gel çatlat bir bişim. Camla takım olur. Ama ayıp ayıp. Arkadaşınız kaza yapmış. Size hala dalga geçiyorsunuz. Utanmadan bir de o olsun diyorsunuz. Ya Marika abla bunlar modeli böyle. Bunlar çakma arkadaş. Tabii Niko'yu tenzih ediyorum o ayrı. Marika abla. Gün alacağım. Gel dükkana gidelim. İyi gidelim bakalım. Kavga etmeyin sakın. Şevkat. Anlat bakayım nasıl oldu? Ya Niko ben seni tenzih ettikçe sen ha babam soru soruyorsun ya. Ha babam soru soruyorsun ya. Bir huzur ver ya. Selo bir çay ver la. Birader kapıdan girince önce selam verilir. Yok sana çay may. Oğlum bak kafam bozuk zaten. Çay getir. Bak kardeş her mekanın bir raconu vardır. Racon da mazeret kaldırmaz. Şimdi çık dışarı bakayım. Adam gibi gir, selamını ver, öyle iste çayını kardeşim. Hadi. Oğlum dün gece Kurtlar Vadisi'ni fazla kaçırdın galiba. Alt tarafı bir çay vereceksin lan. Yok kardeşim çay. Yok çay may yok sana. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bak kardeşim, burası selamsız kıraathanesi değil. Burası bizzat Selami Taşbaşı'nın mekanı. Bak bu konuda çok netim Şevo. Buraya giren selam verecek. O zaman ben şimdi dışarı çıkayım, tekrar gireyim, selam vereyim. Evet kardeşim, hadi bakayım. Hadi. Ben o zaman öyle yapayım. Çıkayım tekrar. Hadi bakayım, yürü! Mevlana değilim ben. Adam ol da gel, hadi.
Kanka toparla lan şuraları. Niye? Toparla lan şuraları. Bana bak ya. Aa sen. Ne yapıyorsunuz lan? Kardeşim. Ya. Ya Niko müşteri geliyor gidiyor buraya bak. Kamerayı çıkar kamerayı. Keçinin sevmediği ot da burnunun dibinde bitermiş. Bu kim lan? Benim arabaya çarpan ahırlı işte bu. Öyle. Hayırdır, beni mi takip ediyorsun? Seni takip ediyorum. Başka hiçbir işim gücüm yok çünkü benim. Ne arıyorsun sen burada ya? Sen ne arıyorsun esas? Sana ne be? İnme. Hiç inme. Kapat kapıyı. Kapat ya kapıyı. Neden? Bir çevre düzenlemesi yapacağız da. Kapatsın. Biraz da öner. Emredersin. Al. Kal. Kal öyle kal. Helal be usta. Selamun aleyküm. Bahçe ikiye bir çek. Aleyküm selam. Menenjitli lan bu. Yine mi kavga ediyorsunuz? Uçtum be. Aslanım benim. Çektin mi lan? Çektim tabii oğlum ya. Çekmez olur muyum ya? İnternet fenomeni yapacağım lan seni. Acayip kırılmaz can virali olur ha bu. Esas çay virali olur oğlum. Sen bu memleketin insanını çaysız bırakır mısın? Selamicim çayımı bekliyorum hayatım. Manyak mısın sen ya? Ara sıra bağlantısı kopuyor. Ya bu da bir şey mi ya? Esas sen maç seyrederken gör bunu. Ah kızım sen ona bakma aslında. Altın gibi kalbi vardır aslında onun ama. İşte bu zirte pozlar onu delirtiyorlar. Ne bakıyorsunuz ya? Neye bakıyorsunuz lan? Biz burada mağdur olmuşuz, siz burada alkış yapıyor. Hadi abi eve, hadi abi. Boşaltı şu dükkan önüne ya. Hareketlere bak ya. Onun öfke kontrolü sorunu var birazcık abla ya. Biraz mı? Adam bayağı delilik sınırında bence. Selocuğum misafirimize çay getir benden. Birader git misafirine bakkaldan gazoz ısmarla. Farkındaysan dükkan tadilat nedeniyle kapalı şu an. Piçe tar. Ben az önce pencere yoluyla dükkanı halka açtım. Ne diyorsun? Ay tamam istemiyorum çay falan. Ne işin var senin burada? Dükkan var benim de işte yarım dar yumurta. Ve tavuklara özgür yaşam desteği sunuyorum kendi çapımda. Neyse, ben Bostan Sokağı arıyorum. Gelirken haritaya baktım, göremedim. Biliyor musunuz nerede olduğunu? Aa, bizim sokaktır. Haritaları da çıkmaz. Adı değişti çünkü sokağın. Neşe Sokak oldu. Ha, sen nereden biliyorsun Bostan Sokağı? Ay sana ne be? Nereden biliyorsan biliyorum. Nerede biliyor musun? Biliyorum. Nerede? Şurada. Ne şurada, nerede? Ya şurada işte, şuradan dön git. Yakın mı, yürüyeyim mi yani? Yakın, yürü. Yavaş lan üstüme süpürme şunu. Ulan geliyorsun hem dükkanımın camını kırıyorsun bir de şekil yapıyorsun ya. Sen ne anlatıyorsun ata ağızlı? Selo ben sana yardım edeyim çocuğu. Geç içeri. Yalnız o ayakkabılarla yürüyemezsen şuradan laylon tellik ayarlayalım sana. Allah muhafaza bileğin falan bürkülmesin. İstemez yürürüm ben. Aha patinaja düştü. Sana aşık Musa çok adişi bakıyor. Sağ ol ya. Engin hayat tecrübeni benimle paylaştığın için. Oğlum o kız ejderha yumurtasından çıkmış. Ondan öyle ateşli bakıyor. Şşş. Dükkan boş duruyorum. Fırla dükkanım açtı. Fırla. Şşşt. Niko. Bu kız çakmış şey katın arabasında. Ama tesadüf ha. Hiçbir şey tesadüf değildir. Buna tevafuk denir. İbret al Şefkat. Sen atar gider yaparak yola çıkarsan... Yolda tutar getirir. Ha, peşinden geldi işte. Çenen kopsun lan Niko. Vallahi çenen kopsun ya. Çenen kopsun. Bu taraftan gidiyorsun. Ya çok yoruldum.
Ayaklarıma dikenler battı. Acıktım, susadım. Bir de sıkıştım. Kızım burası orman. Tabii ihtiyaçların, tabiatın herhangi bir yerinde giderebilirsin. Yapamam ben öyle. O zaman tut. Allah Allah. Zaten az kaldı. Şu yosunların yapılarına, yaprakların çıkım yönüne bakarak aşağı yukarı sahile yaklaştığımızı söyleyebilirim. Sahilde de denizcilerle kavga etmezsin inşallah. Esin bana bak. Şu an o kadar sinirliyim ki. Denizden babam çıksa kavga ederim. Sen de rica ediyorum böyle şikayet edip mızmızlanıp benim sinir katsayımı arttırma. Ben de bunu bekliyordum. Piknik seni kesmesin, sen beni ormana getir. Dağ bayırı burada yürüt. Üstüne üstlük biz kaybolalım. Ben burada aç kalayım, susuz kalayım. Ayaklarıma dikenler batsın. Ama neymiş efendim? Şikayet ediyormuşum. Bir de bunun yüzünden azar yiyorum ya. Ben şu an bağırmak falan değil. Ben şu an haykırmak istiyorum ya. Ne işimiz var bizim burada? Aman iyi be. Ya şöyle baş başa kalak bir romantik ortam yaratak, bu ormanda gezek falan dedim. Ama görüyorsun işte karşıma çıkan her şey benim sinirimi bozuyor. Bak sen de yangına körük de gitme. Vallahi burada bir parlarım, bir orman yangını çıkar yakarım yani ortalığı ha. Buyur devam edelim. Ya ben sana sahile yaklaştık dedim ama biz galiba gitgide medeniyetten uzaklaşıyoruz. O ne ya? Hoş geldin. Abi ne yapıyorsun ya? Ne vuruyorsun abi ya? Sen Türk müydün lan? Oğlum niye öyle afacanlıklar yapıyorsun? Gel bakayım gel. Ben sizi müşteri zannettim. Siz restorana gelmiyor muydunuz? Ne restoran lan? Fıtkanın sonunda restoran var. Ben orada çalışıyorum. Tuvaleti var mı? Var tabii. Çekil. Siz nereden geliyorsunuz? Biz. Geliyoruz kardeş. Kolay gelsin. Çayımız kahvemiz var abi. Taze balımız ve mezelerimiz var. Geçin dinlenin yengeyle karnınızı doyurun. Yok daha yengen olmadı da. De. Her an olabilir. Tuvalet ne tarafta kardeş? Şurada. Gel bir gidelim seninle tuvalete gel. Lan korkma gel lan bir şey konuşacağım gel gel. Şu... Esin. Ha tamam yok bir şey ben buradayım tamam tamam. Ablacığım temizlik var da içeriye kayıta basmış kusura bakma. Ben haber vereceğim size. Şevkat. Efendim. Bu kapı açılmıyor. Allah Allah. Ne oldu ki? Dur bakayım. Sıkıştı galiba. Hakikaten sıkışmış ya. Tüh. Birilerini falan çağır açsınlar şu kapıyı. Tamam hemen çağırıyorum. Koşun kapı sıkışmış. Kadın içeride kaldı bir yardımcı olun. Çağırdım Esin tamam. Tamam çabuk olsunlar. Ya çok acıktım çok susadım. Tamam şey yapayım haber verdim. Ben zaten büftek söyledim. Şey yapana kadar hazırlanana kadar seni çıkarmış oluruz inşallah. Hayret bir şey ya. Vallahi pes billahi pes ya. Şu devirde olacak hiç mi ya şu? Ya hadi bu vatandaşın glostrofobisi varsa. Ya içeride kapalı kalın. Ne ima edilmeye çalışıyor burada ya? Kabahatinizle yüzleşin mi demek istiyorsunuz vatandaşa? Kardeşim olacak iş mi ya bu? Esin falan ben bir çıkıştım biraz da şey yapmıştır onlar yani. Hazır. Eyvallah kardeş tamam sen kaybol uzaklaş tamam. Dur bakayım bir daha bir son bir zorlayayım belki açılabilir şunu kapı. Açtık çok şükür. O ne ya?
Hortum şey yapmış da. Sen mi kilitledin beni tuvalete? Ya yok, hortum sıkışmış da ben onu fark edememişim. Hallettik neyse çok. Niye böyle bir şey yaptın ya? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya yok, ben sürpriz yap... Başlarım senin sürprizine ha! Ya tamam, ne bağırıyorsun kızım ya, Allah Allah. Bağırırım, bağırırım ben, ben bağırırım. Şevkat! Ya bırakır mısın? Sürpriz yapıyormuş bir de. Ne sürprizi? Ben buradan açlıktan ölüyorum. İnsan tuvalete kilitlenir mi sürpriz diye ya? Yap! Şefik, sen öyle bir restoran olduğuna emin misin? Bir timsahın dişlerinden emin olduğu kadar emin. Tamam, başlarım senin timsahın dişlerine. Bak, gittiğimiz yerde restoran olmasın. Biz bir orta kahve içemeyelim. Senin o timsah dişlerini tek tek sökerim. İbibik. Ha kardeşim, biraz hızlanırsak 10 dakika sonra oradayız. Ay ya, ne hızlanması, bittim ben. Ay ben de bittim, koptu ayaklarım. Yapma ya. Beyler durun o zaman. Çağrıgan yanında arkadaşlar. Şimdi kızlarımız da yorulduğuna göre ben diyorum ki 3 erkek ve 3 kız olduğumuza göre kızları omzumuza alalım. At yarışı yapalım, ne dersiniz, kapışalım. Yok artık. Bak, biz seninle burada kapışacağız. Fena kapışacağız, haberin olsun. Yok 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 yok, kapışmaya gerek yok. Zaten biz mahalleden her türlü eşekle alışık olduğumuz için sırtımızda da taşırız. Selam, atla sırtıma. Ay yok. Atla atla. Hadi hadi. Gel gel. Atla. Gizem Hanım, siz de bana binin. Hay hay. Arada bir kapsılamayı unutmayın. Atla, atla şunları yenelim, olmaz mı? Bekleyin lan. Biko bekle, Allah! Hoppa! Allah ya! Ya çok acım ya! İnanmıyorum ya! Ya Şevkat! Sen bir tanesin. Öyle derler. Yavaş ya kızım, boğulacaksın ya. Hiçbir şey olmaz. Çok acıktım ya. Öleceğim sandım açlıktan. Ya böyle yersen asıl şimdi öleceksin. Hiçbir şey olmaz bana. Karışma, yiyeceğim. İyi, nasıl istiyorsan öyle ya. Afiyet olsun. Bu patates kızartması var ya, hayatımda yediğim en lezzetli patates kızartması. Bu su değil, bu şerbet ya. İyi ki kaybolmuşsunuz Şevkat. Her şey o kadar güzel ki. Vallahi böyle olacağını bilseydim, o avcıyı evire çevire döverdim. Hevesim kursağımda kaldı zaten. Olan gariban kızılderiliği oldu. Şimdi Esin, şimdi emanet. Bir yandan ye, bir yandan beni dinle. Hani ormanda sana hayatla ilgili bir şey söylemiştim ya, hani yarım kalmıştı. Şimdi onu unutalım. Madem deniz kenarındayız, biraz sudan konuşalım. Su nedir? Su H2O'dur. Molekül olarak yani. Yani 2 hidrojenle bir oksijenin bağlanmasıdır. Yani oksitlenmesidir yani. Oksitlenme dediğimiz şey de yanma tepkimesidir. Şimdi 2 hidrojen yanarak birleşir ve bir oksijenle yine yanarak bağlanır ve suyu meydana getirir. Bence aşk da böyle bir şey. Aşk 2 insanın yanarak bir olmasıdır. Esin, ben sana aşığım. Aşkından yanıyorum. Ve bu ateş de hiç sönecek gibi değil. Romantik serseri ya. Esin! Arkadaşlar, yarış buradan başlar. İkilerin ucuna kadar. Lan! Esin, ben çok düşündüm. Bu kararımda da Esin, benimle... Ben
Ben de hala... Şefkat! Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Vardı geldiniz anasını satayım. Şefkat, siz ormanda değil miydiniz ya? Ne arıyorsunuz burada? Huzur arıyoruz. Dur. O zaman al sana huzur. Tellak geliyor. Zeyr, şu anahtarları versen abi mal bırakacağım. Ne? Arabanın anahtarlarını ver diyorum, mal bırakacağım ya. Ne arabası lan? Ne arabası oğlum? Ne arabasından bahsediyorsun sen lan? Araba bitmiş oğlum. Görmüyor musun farı lan? Far gitmiş. Debriyaj pedalı içeride. Sana arabayla emanet ediyoruz. Sen tutup camdan içeriye giriyorsun lan. Sana ben ne diyeyim? Ne araba vereyim lan? Şşş Üzeyir. Oğlum adama esine emanet ettiler. Kız kendini tımarhanede buldu. Senin araba ucuz kurtuldu, anlıyor musun? Bana bak oğlum. Bugün şaka kaldıracak günümde değilim. Üzeyir sırasını savdı madem. Sen ver o zaman arabayı. Mümkünatı yok kardeşim. Mümkünatı yok. Benim bugün arabamın kuaför günüydü. Sabah yeni çıkardım. Şimdi gideceğiz senin o tavuğunu, yumurtanı arabanın içine koyacağız. Kokacak araba. Hiç gerek yok yani. Sabah canlı canlı verdim çeneyi. Kurban olayım Şefkat'im. Lan ankör. O arabanın kaç taksitini ben ödedim la. Şimdi bana tutmuşum kuaför diyorum, manikür diyorum, pedikür diyorum. Sabret Şefkat. Benim arsanın taksitleri bittikten sonra seninle sıfır arabaya girelim. Ha oldu. Senin arsanın taksit 10 yıldır bitmiyor oğlum. Acaba ben seninle niye ortak arabaya gireyim ya? Ondan sonra bütün taksitleri bana kiteleyeceğim. Bırak Allah'ını seversen. Sen bilirsin. Kendin al. Ya Şefkat. Öyle insanların arabalarını emanet alıp abuk sabuk işler yaparsan bir daha da kimse sana arabasını vermez. Bravo! Bravo! Ne oldu lan? Çok mu komik? Çok mu komik? Ulan oğlum bir daha sizden var ya bir çöp bile istersem adam değilim lan. Tüh lan size. Hadi be. Olur hayatım. Olur be bir şey. Yürü de ense tıraşını görelim. Ben veremem abi. Lan şu. Oğlum sana çıraklık sınavı. Bu yumurtaları dolmuşla götüreceğiz. Eğer bir tanesini bile kırmazsak seni terfi ettiriyorum lan. Şimdi usta aklıma şöyle bir soru takılıyor. Ben bu dediğin görevleri başarıyla yerine getirirsem ne olacağım usta? Genel müdür falan mı yoksa CEO mu? Tık! Yok lan sana tarifim benim. Çık! Çık! Biz dolmuşça yumurta götürüyoruz Esin Hanım. 5 dakika dükkana bakar mısınız eğer rica etsek? Tamam. Ne var? Yumurta mı lazım? Git kümesten al. Ah, arabanın anahtarı. İstemez. Ya al işte, benim arabayla götür. İstemez kızım. Şimdi kaza bela olur, bir de senin çeneni çekemem. Ya al arabayla götür, dolmuş da gider mi o kadar yumurta? Yolda kırarsınız hepsini. Kırarsak da likit yumurta diye satarız, problem yok. Ha ille de yardımcı olmak istiyorsan geç biraz dükkanın başında, dükkanı bekle. Ya Şefkat. Tamam, özür dilerim. Tamam mı? Ben bir an öyle boşluğuma geldi, söyleyiverdim. Unutmadım yani, sen arabanı benim için satmıştın. Şşş, hiç boşa uğraşma. Konuştukça batıyor. Ne oldu bebişim? Ağır mı geldi? Hayırlı işler kardeş, hayırlı işler. İnsanlık bizde kalsın. Yardım edek. Dikkat et oğlum, dikkat et. Tamam. Alo, Pascal nasılsın? İyiyim ben de. Ya Şefkat'in arabasını kim almıştı? Sen biliyorsun değil mi? Vallahi aslında ben bu arabayı hayatta satmazdım yani. Çok acayip bir hatırası var ama işte Pascal arayınca olur dedik. Ya çok teşekkürler. Şefkat'in arabaya ihtiyacı olmasa bu kadar ısrar etmezdik, kusura bakmayın. Vallahi bu Şefkat şanslı adammış. Hurda halinde sattı bu arabayı bana, kız gibi geri alıyor. Yamuktu bu araba, ben düzelttim. Ha biliyorum biliyorum, ben yamulttum. 3 kere vurdum da. Hayda, sen miydin o? Kaza tabii. Ulan, aren't these Beşiktaş supporters living a normal life? Bro, we are normal. Life is a normal. Hadi hayırlı olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hadi gel, gel. Oha. Şefkat.
Bak sana ne getirdim. Tanıdın mı? Yok, tanımadım. Niye soruyorsun ki? Zeka testi mi yapıyorsun bana? Ya işte arabanı aldım, geri getirdim sana. Hediye benden. Zahmet etmişsin. İstemezsin. Ya Şevkat! Oh! Oh! Hayırlı işler, hayırlı işler. Çok güzel ya. Oğlum ben size diyorum, bunların arasında başka bir dümen var. Bana kimse araba hediye etmiyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Kız ne yaptı? Kendi arabasını verdi. Baktı olmuyor. Gitti Şevkat'in arabayı kurtardı geldi. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ha? Falan filan yani. Takip etmiş. Ha falan filan. Ne konuşup biliyorsun Cakçuk ya? Kız bir kere zengin kız. Fransa'da mı nerede bir resim eğitimi almış gelmiş. Şevkat'e bakar mı ya? Ne yapsın yumurtacıyla ya? Selam. Ha? Selam diyorum, selam. Fransa'da okudu ama geldi bula bula koskoca İstanbul'da Şevkat'in üst katı buldu. Nasıl olacak kardeşim? Ha? Bir de şimdi karşısında galer açıyor. Söyle lan Niko, başka izah var mı bunun? Haklısın Selo. Esin Şevkat'e karşı boş değil bence. Şş. Yalnız Şevkat ağırdan satıyor kendini ha. Kurmaz. Ya kızım olmaz diyorum, anlamıyor musun sen laftan? Ya niye böyle yapıyorsun? Araba zaten senin araban. Benim için satmıştın. Ben de işte gittim, buldum, aldım, getirdim. Ya hiç bana boşuna böyle şey yapma. Sen söyleyeceğini söyledin, tamam. Hadi artık işine gücüm. Senin yok mu galeride işin gücüm? Yok. Olsun. İyi, yoksa da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.